Vay canına, gerçekten de harika bir filmdi. Barbie filmlerine o kadar bayılıyorum ki. Arkadaşlar, siz de Barbie filmlerini izlemeyi seviyor musunuz? Ben çok beğeniyorum hepsini. Hepsinin her şeyi pembe. O kadar güzel ki keşke gerçekte Barbie arkadaşım olsaydı. Öyle birisiyle tanışmayı çok isterdim herhalde. Neyse bakalım, ben de şöyle mutfağa gideyim de kendime yemek at. Ha? Aa, telefonum çalıyor. Alo, kimsiniz? Alo, benim Gökçe, hadi gel ya, bak dükkanına seni bekliyorum, hamburger bekliyor bütün köyler, yetişemiyorum. Doğru, unuttum, filme dalmışım. Tamam köyler, tamam, hadi Gökçe. Tamam kapat, hadi geliyorum. Ay arkadaşlar, benim hamburgerciye gitmem lazımdı, gerçekten unutmuşum, hızlıca hamburgerciye yetişmem lazım, müşteriler bekliyormuş. Neyse hadi gidelim. Ay, sıraya bile girmişler, olamaz. Hadi hamburger ver bana, hamburger. Ya tamam Gökçe, hadi gelsin artık, seninle bekliyorum, bak seni burada. Tamam işte, unutmuşum, ne yapayım Gürol. Neyse bakalım, hamburgerleri getir bakalım. Burada vardı, ben dünden yapmıştım. Bunları hemen servise sunalım, tamam mı? Şimdi şunları da şöyle yapalım. Al sen bakalım, git müşterilere götür, bunları ben yaparım. Sen müşteriye götür hadi. Tamamdır, arkada götürüyorum. Arkada bayağı müşteri bekliyor. İyi tamamdır. Köylüler merhaba. Hadi ya, benim nerede kaldı? Hamburgerim nerede kaldı benim? Kusura bakmayın, buyurun, bu sizin hamburgeriniz. Bu sizin hamburgeriniz. Hemen sizinkileri de veriyorum bana, köylüler. Bana da ver. Tamam veriyorum işte. Ay çok acıktınız herhalde. Ha, bir tanenizi gelmiş, bir diğerinizin kisa buydu. Hepinize afiyet Hüseyin, olsun. Hüseyin, sen bu arada Barbie'yi gördün mü? Köyümüze taşımış Hüseyin. Eyvallah, gördüm gerçekten de, yani Mahmut. Bizim köye taşımış, çok güzel bir kız. Barbie aynen mi? Ben çok beğendim. Siz ne Barbie'sinden bahsediyorsunuz köylüler? Barbie'ler gerçekte varlar, yok ki yani, gerçek değiller onlar. Nasıl gerçek değil? Bu sabah köyümüze taşındı Barbie, haberin yok mu senin? Bütün köyden aşık oldu, vallahi ben de çok aşık gerçekten oldum. Gerçekten mi evet diyorsunuz? Evet ya, keşke benim Barbie sevgilim olsaydı, keşke. Peki nereye taşınmış, bilen var mı aranızda? Nereye taşınmış? Şurada en arkada. Şehrin dışına doğru çıkarken bir tane ev var. Pembe evi var. Şehrin dışına çıkarken. Tamamdır, teşekkür ederim. Hadi size afiyet olsun. Arkadaşlar duydunuz mu? Köyümüze Barbie taşınmış. Acaba nasıl birisi? Ben çok merak ediyorum. Acaba evine mi girsek? Ama ya kabul etmezse? O zaman biz de küçülüp gireriz. Yaşasın. O zaman ben evden malzemelerimi alıp gideyim. Ama Gürol'a ne desem karnım ağrıyor diyeyim. Paralara bak be. Ama para kazandım. Ben bugün çok hastayım. Hamburgerciye sen baksan olur mu? Karnım çok ağrıyor. Ya ama nasıl yetişeceğiz Gökçe? Baksana çok para kazandık bugün. Kasaya bak. Çok para geldi bugün. Şöyle yapalım. Paraların hepsi senin olsun. Ben hiçbirisini istemiyorum. Böylece sen de bütün gün bakmış olursun. Olur mu? İyi tamam bakalım, hadi o zaman sen git. Yaşasın, teşekkür ederim. Hadi ben evde dinleniyorum. Yaşasın, Gürol anlamadı arkadaşlar. Haydi bakalım, o zaman gideyim eve, gidip küçülme malzemelerimi alacağım. Sonra da Barbie'nin evine gireceğim. Bu çok yanlış biliyorum ama gerçekten Barbie'yi çok merak ediyorum. Hadi o zaman ben malzemeler alayım da sonra da doğru yola koyulalım. Evet, bütün küçülme malzemelerimi aldım. Yaşasın. Arkadaşlar bakın, görmüş olduğunuz gibi küçülüyorum. Bunu da böyle taktığım zaman artık uçabiliyorum. Yaşasın. Ama hemen büyümem lazım. Birinin beni görmemesi gerekiyor. Haydi bakalım o zaman gidelim. Acaba nerede? Şimdi şehrin dışı şurada olacaktı. Şehrin dışında pembe bir ev demişlerdi. O zaman şöyle gidelim bakalım ne tarafta acaba? Burası mı? Yok ya, Barbie'nin evi buraya benzemiyor. Bence daha pembe bir evdir. Burası olabilir gerçekten de. Acaba burası mı? Bence kesin burası. Hem şehrin çıkışı da tam olarak burası. Bir bakalım içeride mi? Vay canına, Barbie'nin fotoğrafları orada. Evet, sanırım buraya taşınmış. Ah, işte orada. Tamamdır bakalım, şimdi şuradan da kendime çay yapayım. Çörek de hazırladım. Gerçekten bu şehri çok beğendim ben. Şöyle gidelim bakalım, oturalım televizyon izleyeyim birazcık da. Vay canına, içeride. Ay çok tatlı birine benziyor. Acaba tanışmak istesem tanışır mı? Ama olsun, belki de tanışmaz. Neyse arkadaşlar, ben şimdi kapıyı çalacağım. Sonra hemen küçülüp sessizce içeri gireceğim. Şöyle çalalım bakalım kapıyı. Hemen küçülmem lazım. Ha, tamam başardım. İşte yaşasın. Ha, Barbie çıktı şimdi. Kim çaldı acaba kapımı? Merhaba, kimsiniz? O hemen bakarken ben şöyle hızlıca eve gireyim. Vay canına arkadaşlar, şu fotoğraflara bakın. İnanılmaz güzel gerçekten. Ama hemen bir yere saklanmam lazım. Şöyle şuraya saklanalım bakalım şöyle arkadaşlar. Tamam girdi.
Kim çaldı? Sanırım haylaz çocuklar çaldı. Beni merak ediyor olabilirler. Ben de şöyle çöreğimi alayım. Sonra da çayımı alayım, masaya gidip içeyim bakalım. Keşke arkadaşım da olsaydı ama. Burada gerçekten çok yalnızım. Aa, hiç arkadaşı yokmuş. Acaba onun arkadaş mı olmayı denesem? Ama evine gizlice girdim. Artık benim arkadaş olmaz ki. Neyse, ben şöyle uçayım da bakalım. Daha yakından göreyim Barbie'yi. Şöyle bakalım. Aa, evet işte burada. Çok lezzetli gerçekten. Şöyle şunları da yiyeyim. Çayımı da içeyim. Buraya bayıldım ben ya. Çok güzel bir yer. Aa, gerçekten de burayı çok sevmiş. Yaşasın. Demek ki sürekli olarak burada kalacak. Evet, burası gerçekten inanılmaz güzel ama ben çok sıkılıyorum. Eski arkadaşlarımı özledim. Burada kimsem yok gerçekten. Neyse bakalım, ben yukarı çıkayım da bilgisayardan arkadaşlarımla konuşayım. Aa, sanırım bunlar arkadaşları olmalı. Evet, önceden çok eğleniyormuş gerçekten. Tabii ki farklı bir şehir değiştirmek çok zor olsa gerek arkadaşlar. Benim de bütün arkadaşlarım burada. Neyse, şöyle yukarı çıkalım bakalım. Acaba yukarıda ne yapacak? Aa, acaba odası hangisi? Burası mı acaba? Şöyle bir bakalım. Ha? Hayır, burası tuvaleti olmalı. Aa, işte orada. Merhaba, nasılsınız kızlar? Ben burada taşındım. Artık düzenimi kurdum. Ben artık burada yaşayacağım. Sizler de iyisinizdir umarım. Barbie, neredesin? Seni çok özledim canım benim ya. Çok özledim seni. Evet, seni çok özledik Barbie. Ne zaman geleceksin buraya? Ben de gerçekten sizi o kadar çok özledim ki. Ama biliyorsunuz işim gereği artık burada yaşamam gerekiyor. Ara ara sizi ziyarete gelirim. Neyse, kapatıyorum şimdi. Gitmem gerekiyor. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz. Görüşürüz Barbie. Görüşürüz. Aa, arkadaşlarıyla konuşuyor gerçekten. İnanmıyorum, ne yapıyor acaba? Şöyle bilgisayarına da bakayım. Aa, kıyafetleri de gerçekten de çok güzel. Ben bir ses mi duydum? Ha, ne oluyor ya? Aa, bu da ne? Merhaba küçük kız. Senin burada ne işin var? Aa, olamaz arkadaşlar, yakalandım. Benden korkmana gerek yok. Ben kötü biri değilim. Sadece senin evine küçülerek girdim. Seni merak ettim. Nasıl yani? Nasıl bu kadar küçük olmayı becerdin? Vay canına, bu çok etkileyici. Evet ama istediğim zaman da büyüyebiliyorum. Şu şekilde büyüyeyim. Kusura bakma, ben gitsem iyi olacak. Senin evine gizlice girmemem gerekiyordu. Görüşürüz. Hayır hayır, dur lütfen. İstersen arkadaş olabiliriz. Evime gizlice girmen evet kötü bir şey ama olsun, sonuçta beni merak etmişsin. İstersen arkadaş olabiliriz. Benim bu şehirde hiç arkadaşım yok. Bu arada küçülme aletini alabilir miyim? Çok merak ettim nasıl bir şey olduğunu. Tabii ki de Barbie alabilirsin. Al bakalım bunları, biz de el doktordan alıyoruz. Al dene istersen, bir tanesi küçülmene bir tanesi büyümene yarıyor. Tamam, o zaman üstüne mi basmam gerekiyor? Evet, üstüne bastığında küçülüyorsun. Bas hadi bakalım. Aa, vay canına, gerçekten de küçüldüm. İnanmıyorum, bu çok eğlenceli. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım gerçekten. Sen çok eğlenceli birisine benziyorsun. Bu arada adın ne senin? Benim adım Gökçe. Siyah tuşa da basarak eski haline geri gelebilirsin. Bu arada istersen şehri sana gezdirebilirim. Seni birazcık dinledim. Sanırım evet, senin gerçekten burada hiç arkadaşın yokmuş. Maalesef bütün arkadaşlarım başka şehirlerde kaldı. Ama burayı gezdirirsen gerçekten de çok sevinirim. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Hadi gel çıkalım, ben de seni hamburgercimize götüreyim ve seni erkek arkadaşımla tanıştırayım. Erkek arkadaşım çok iyi bir insandır. Onun yanına gideriz. Böylece orada da hamburger yemiş oluruz. Gel bakalım. Şu ileride de çok tatlı pastacılar var. Evet, bu pastacıyı görmüştüm. Gerçekten çok güzel pastaları var. Yemiştim. Şöyle oturup yiyebiliriz istersen. Bence tatlıyı en son yiyelim. Gidelim, sana önce bizim hamburgerlerimizden yedireyim. Bu çok eğlenceli olur. Hadi gidelim o zaman. Yaşasın. Şöyle gidelim bakalım. Peki buralar neresi? Bana biraz tarif eder misin? Tabii ki de tarif ederim. Görmüş olduğun gibi burası şehrin çıkışı. Sen birazcık şehre tam merkezine uzakta durmuşsun. Ama merak etme. Buradan hemen meydana geliyorsun. Ve böylece karşına hastane. İleride deli doktorun evi var. Ve şu görmüş olduğun büyük kocaman ev de benim evim. Vay canına. Evin gerçekten çok güzel gözüküyor. Buradan bile inanılmaz güzel duruyor. Evet, istersen içini de gezebilirsin istediğin zaman. Hadi gel bakalım, şimdi sana şurayı da göstereyim. Şu ilerisi bizim hamburgerci. Burada limonatacı var görmüş olduğun gibi. Merhaba limonatacı, ben Barbie. Nasılsın bakalım, iyi misin? Ben buraya yeni taşındım. Bize limonata Barbie. Ben Barbie'yi çok
çok severim. Barbie, Barbie, Barbie. Teşekkür ederim köylü. Çok sağ ol. Hadi gel bakalım Gökçe, artık gidelim bakalım. Sana sizi istiyorsanız bedava limonata verebilirim. İster misiniz? Böyle bir şeye gerek yok. Çok teşekkür ederim. Aa, sağ ol gerçekten. Teşekkürler. Al Gökçe, senin olsun. Teşekkür ederim. Başka istemem gerek yok. Aa, biz ona da verdi. Teşekkür ederim. Aa, teşekkürler Barbie. Hadi gel bakalım limonatalarımızı içerken. Bak burası benzin istasyonu. Şurada tavukçu var görmüş olduğun gibi. İşte burası da benim evim. Bu da benim bahçem. Vay canına, evini görmek çok isterim. Görebilir miyim müsaaden edersen? Tabii ki de görebilirsin. Hadi gel bakalım, ben sana şöyle kapıyı açayım. Gir içeri. Bu Tombiş'in topu. Tombiş bizim oğlumuz. Görmüş olduğun gibi bu da portakalın. Vay canına, top oynamaya da bayılırım. Ve senin kocaman bir bahçen var anladığım kadarıyla. Bakayım, gerçekten inanılmaz güzel havuzun falan. Aa, bu da ne peki? Aa, şurada tuşu var. Dur dur, ona dokunma. Bu bizim dönüştürme makinemiz. Bunun sayesinde istediğimiz her şeye dönüşüp trolle yapabiliyoruz. Vay canına Gökçe, çok eğlenceli birine benziyorsun gerçekten. Yani senin arkadaş olmak beni çok mutlu eder. Bu da havuzun olmalı. Bir gün burada ikimiz yüzebilir miyiz? Tabii sen de istersen. Tabii ki de yüzebiliriz. Seni erkek arkadaşımla da daha sonra tanıştırayım o zaman. Ben bize çay yapayım, sonra da burada güzelce havuzu da yüzelim. Tamamdır o zaman, ben seni burada bekliyorum. Yaşasın. Tamamdır bakalım, otursan ben de yatıştırmalık bir şeyler getiriyorum. Vay canına arkadaşlar, Barbie ile gerçekten de arkadaş oldum. Ulan ben senden daha yakışıklıyım Ken, duydun mu? Ben Ken'im, asıl Ken benim, sen ne işin? Ne alaka Tombiş, çıkar beni buradan, manyak mısın? Neden kaçırdın beni? Hadi lütfen çıkar beni, çıkar beni. Hayır çıkarmayacağım, şimdi çıkarmayacağım. Artık buradasın sen. Barbie ile ben sevgil olacağım. Sen değil, ben Ken'im lan, Ken be Ken. Hay Ken. Hay Barbie. Sen tam bir Ken'e benzedin gerçekten Gürol. Ama birazcık komik olmuşsun. Ben Ken'im bence. Bak Gökçe, şortum da var. Üstümde istersen bak bunu da çıkarabilirim. Bak ben şu an Ken'im. Hayır, üstündekini değil. Hay Ken, ben de Barbie oldum. Nasıl olmuşum Gürol? Birazcık komik olduk galiba biz ya. Ya çok tatlı olduk bence biz şu anda. Çıkar beni Tombiş'im, bak ben bir şey yapmadım sana ya. Sus, gerçekten benim. Bu ne be böyle? Gökçe? Ben de anlamadım. Allah Allah. Bu ses de ne? Tombiş? Ken, senin burada ne işin var? Ya hiç sorma ya Gökçe. Beni kaçırdı Tombiş buraya. Gelmiş bana diyor ki gerçek Ken benim diyor. Barbie de ben sevgili olacağım diyor. Anlatamadım bir türlü buna. Manyak geldi, beni kaçırdı buraya vallahi. Bir şey de şuna. Tombiş sen ne yaptın? Çıkarsana Ken'i hemen buradan. Çıkart dedim sana. Ver şu anahtarı. Çıkarmayacağım. Bana ne? Ya Ken benim Gökçe ve Ken benim. Ken benim bak. Bana bak. Tombiş, ben gerçek Ken'e benziyorum. Sen Ken'e benzemiyorsun ama. Asıl gerçek Ken burada. Yani durun lütfen. Ya. Asıl Ken benim, tamam mı? Bak hatta kıyafetimi de giyeyim. Asıl Ken benim yani, tamam ya, mı? Ya saçmalamayın siz isterseniz. Gerçekten ailece kafa yemişsiniz. Beni artık çıkarın buradan diyorum. Bak benim dar alanda korkunç şeyim var, tamam mı? Dar alanlardan korkuyorum. O yüzden beni çıkarın buradan Gökçe, lütfen bak korkuyorum. Tamam Ken, merak etme. Ver şu anahtarı dedim sana. Ya Tombiş ya. Ha? Telefon çalıyor. Alo efendim. Seni mahvedeceğim, duydunuz mu? Benim erkek arkadaşımı kaçırmak neymiş göreceksiniz. Ben Barbie. Gökçe kal konuş. Gürol bu da kim? Ne oldu? Kim var telefonda? Barbie var telefonda. Barbie var. Alo efendim Barbie. Sizi mahvedeceğim Gökçe. Seni mahvedeceğim. Benim sevgilimi kaçırdın. Sizi öldürmeye geleceğim. Evinizi, her şeyinizi yıkacağım. Ben Barbie, sizin sonunuzu getireceğim. Barbie saçmalama, sakin ol lütfen. Gerçekten bir yanlış anlaşılma olmuş. Ken'i bırakacağız. Artık bıraksanız da bırakmasanız da sizi mahvedeceğim. Duydun mu? Mahvedeceğim. Kurtar beni Barbie. Barbie kurtar beni Barbie. Geliyorum sevgilim. Lütfen, geliyorum aşkım. Hiç merak etme. Onları öldürmeye geleceğim. Sizi mahvedeceğim. Barbie dur. Barbie saçmalama. Alo. Alo. Kapattı. Al işte başımıza dert aldık. Hoşuna gitti mi Tombiş yaptığın şey? Ya Gökçe abla, ben bilmem. Ben Ken'im. Ken benim. Sen ne yapıyorsun burada Gürol? Saklanıyorum Gökçe, Barbie gelecek. Çok korkuyorum ben. Cezanı vermesin. Ya vurma. Dur. Ne yapıyorsun? Çabuk en güvenli hale getirmemiz lazım evi. Barbie bizi dinlemeyecek. Ama gelince konuşmayı yine de deneyeceğim, tamam mı? Olamaz ya. Hemen evi eski haline getirmemiz gerekiyor. Tamam, evi güvenli hale getirelim. Tombiş sen de git yukarı kule yap. Ya hayır. Tombiş. Hadi dedim. Tamam ya. Ama Ken benim, söyleyeyim bence Ken. Tamam Ken sensin. Hadi git oraya, çok güzel bir kule yap. Hay Ken, hadi Ken, yap bakalım Ken, hadi. Ben Ken'im. Ya bu çocuk delirdi Tom. Gürol gerçekten delirdi ya. Ken'i
kaçırmakta neymiş? Ya ben gerçek Ken benim bence Gökçe. Ben daha çok Ken'e benziyorum çünkü. Sizinle uğraşılmaz gerçekten. Neyse arkadaşlar, şimdi buraları kazmaya başlıyorum. Şimdi buraları da kazmam gerekiyor. Arkadaşlar başımıza geleni gördünüz mü? Gökçe. Tamamdır. Arkadaşlar herkes Barbie ile Ken olmaya çalışıyor gerçekten. Tombiş Ken'i kaçırmış gördüğünüz gibi. Barbie ile başımız gerçekten büyük dertte. Ama evi en güvenli hale getirmemiz gerekecek. Barbie ile bence konuşsak dinler Gürol. Barbie iyi birisi sence? Vallahi ben işimi şansa bırakmam. Ben direkt kendimi güvenli hale getiriyorum. Çünkü ben Barbie'nin sinyalini çok biliyorum Gökçe. Çok korkunç yani biliyorsun. Bir arada izlediğimde çizgi filminde Barbie Ken'i kaçırdı ve kıyafetlerini yırttı, hatırlıyor musun? Aa evet, doğru söylüyorsun. Barbie'nin sinirli hali gerçekten de çok kötü. O zaman aynen, işimizi şansa bırakmayalım. Sadece konuşmak yetmez. Evi en güvenli hale getirmemiz gerekiyor Gürol. Hadi o zaman, şimdi aynen buraları öyle da yaptım. Tamamdır bakalım. Şimdi buraya görünmez dikenler koyayım Gürol. Ne diyorsun? Aa evet, çok mantıklı. Görünmez dikenler koyabilirsin. Dur bende vardı. Ben sana atayım istersen. Şöyle. Tamamdır. Hadi bakalım. Tamamdır. Şimdi şuraları da şöyle güzelce koyalım bakalım. Tamamdır. Arkadaşlar bu arada videolarımıza çok az yorum ve çok az like geliyor. Gürol senin de öyle mi? Evet ya arkadaşlar, neden? Evet arkadaşlar haydi bakalım, şimdiden bolca like ve yorum atmayı sakın unutmayın. En çok yorum atan kişilerin Gürol'la birlikte isimlerini okuyacağız. Arkadaşlar hadi bakalım, yorumlara yazın bakalım, isminizi yazın. Diğer videoda 10 kişinin ismini okuyacağız. Evet, 10 kişi gayet ideal. 10 kişinin ismini okuyacağız arkadaşlar. Hadi bakalım o zaman, şimdi buralara da görünmez dikenler koymaya başladım bile. Tamam, oraları sen koy Gökçe. Tombiş ne yapıyor? Tombiş? Ha, Tombiş o bir diken. Tombiş yaklaşma ona. Tombiş. Baba. Tombiş. Dedim sana, dedim sana, o görünmez diken. Yok canım. Bana Tombiş deme, benim adım Ken. Oh, pardon Ken, lütfen bunlara dokunma. Çünkü bunlar görünmez diken, tamam mı? Of iyi tamam. Ya bana insan bir su falan verir yani. Beni kaçırdınız o kadar. Yemek su verin bari. Bakın bir spor yapma vaktim geliyor. Beni buradan artık çıkarın, tamam mı? Tamam Ken, merak etme, çıkartacağız. Barbie ile konuştuktan sonra buradan seni çıkartacağım. İnan bana, ben de bunu ya istiyorum. Ya bari su falan verin yani. Yandım burada, çok sıcak ya hava zaten. Tombiş koş Ken'e su getir, tamam mı, hemen susamış. Demişim. Aa Tombiş, Gürol bari sen getir. Ya o tam gökte getiriyorum, bekle beni burada. Tombiş tamam, arayınca şımardı ya. Tamam suyunu getiriyoruz. Tombiş seni birazcık kıskanıyor, sen çok yakışıklı olduğun için. Kusura bakma lütfen. Geldim. Sen git Gökçe, ben veririm. Al tamamdır bakalım Ken. Hadi bakalım, ben hadi de Gökçe şuralara dikenleri koymaya devam edeyim arkadaşlar. Buraya görünmez dikenler gerçekten de çok önemli. İşte bu, tamamdır bakalım Gürol. Görünmez dikenleri de koydum. Peki sence evet şimdi ne koymalıyız? Bence şimdi kaktüs koyabiliriz istersen. Aa, ben çok, çok mantıklı. Tombiş zaten kaktüsü ayarlamış. Aferin Tombiş'cim, ne yapıyorsun? Aa Tombiş. Tombiş Allah seni ne yapmasın? Her yerin diken oldu. Dilimle. Tamam çıkartıyorum, çıkartıyorum. Kafanı yukarı kaldır. Tamamdır. Çıkarttım hepsini. Tombiş Allah aşkına kaktüs yenir mi? Allah'ım delirdi bu çocuk iyice. Kaktüs yemeye çalışıyor. Oraları ben kazıyım, sen kaktüs koy. Tamam, çok mantıklı. O zaman sen koy, kumları da yerleştir bakalım. Ben de buraya koyuyorum. İşte bu. Kaktüslere bayılıyorum gerçekten. Gürol tek kat yeterli mi sence, iki kat mı koymalıyız? Onlar zaten kendinden uzuyor. Sıkıntı etme. Bence bir kat koy, ona kendin uzasın tamam Gökçe. O zaman öyle yapalım. Hadi bakalım Gürol, daha hızlı, daha hızlı. Bak şimdi koyuyorum, koyuyorum işte ya. Ne yapayım? Ya daha hızlı olman gerekiyor. Barbie şimdi gelirse bak ne yapacağız? Vay canına. Şimdi çok güzel buralara oldu. Buralara neler koyacağız biliyor musun? Neler koyacağız? Top atarları koyalım. Ne diyorsun Gökçe? Top atarlar işimize yarayabilir. Bak böyle. Bir tanesini buraya şöyle koyacağım. Birisini evet şöyle. Birisini şöyle. 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 Vay canına. Gerçekten inanılmaz iyi oldu Gürol. Top atarlar sayesinde Barbie bizden korkabilir. Ne dersin? Evet bizden korkacak zaten. Bir çalışkan sizi çalışkan söylemez. Bu savaş bitmez. Aynen öyle. O zaman şimdi buralara ne koymayı düşünüyorum biliyor musun? Örümcek ağları Gürol. Rica etsem örümcek ağlarını çantandan çıkartıp bana verebilir misin? Örümcek ağları mı? Örümcek ağları koymalım bence. Buraya görünmez duvarlar koyalım. Aa bu da çok mantıklı bir fikir. Tamam o zaman. Hadi bakalım. Ben buraya koyuyorum. İstersen sen değil duvarları yap. Ben de görünmez duvarları koyayım. Ne dersin? Tamam ben sana o zaman görünmez duvarı veriyorum Gökçe. Gel bakalım benim ha. Tamamdır. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Versen bana görünmez duvarları. Arkadaşlar görünmez duvarlar görünmüyor at, biliyorsunuz verdi ki. Bu da evimizi daha güvenli hale getirir. Hadi Gürol sen at, diğer duvarı tamamla. Böyle. Şöyle yapacağım ben. Tamamdır. Tamamdır. Hadi bakalım şöyle, şimdi buralara buraya da koydum.
Şimdi sen bunları arasına koy Gökçe, tamam mı? Tamam Gürol, sen hiç merak etme. Ben hepsinin arasına koyuyorum. Arkadaşlar şimdi burayı böyle görünmez duvar yaptık, görmüş olduğunuz gibi. Buradan ne kadar da gitmeye çalışsan asla gidemezsin arkadaşlar. Böyle kalırız. Ve şimdi Gökçe buraya da koy şimdi diğer tarafa da. Tamamdır. Bak, diğer tarafların hepsine koyuyorum şimdi buralara. Buraya koyma. Buraya demir kapı yapalım bence. Bak daha güzel ne olur bak. Buraya demir kapı koyacağım şimdi. Şöyle hop şunu koyalım. İşte bak Gökçe bu. Nasıl oldu? Gerçekten de çok güzel oldu. Peki diğer tarafları da koyalım mı Gürol, ne dersin? Tamam olur, oraları da koyalım o zaman Gökçe. Gel bakalım şöyle. Tamamdır. Bak buraya koyabilirsin. Ya canına çok güzel oldu. Arkadaşlar sizce de çok güzel olmuyor mu evimiz? Ben gerçekten bayağı bir beğendim. Şimdi şuraları da şu şekilde koyduktan sonra şimdi buralara da koyayım bakalım. İşte bu Gürol gerçekten inanılmaz bu güzel oluyor. Koy. Tamamdır, hemen buraya da koyuyorum. Evime çok güvenli olmuyor mu Gökçe, şuna baksana. Gürol gerçekten de çok güvenli oluyor. Arkadaşlar sizler de beğendiniz mi? Efendim ne yapacağız Gürol, söyle bakalım. Bak bu duvarların üstüne de böyle örümcek ağları koyalım diyorum. İşte ne diyorsun? Bu çok mantıklı bir fikir. Hadi o zaman koymaya başlayalım. Şimdi ben de koyayım o zaman şu şekilde. Arkadaşlar biliyorsunuz bunlara takıldığınızdan da çıkması çok zor oluyor. Bakayım. Bakayım Tombiş. Vay canına. Hem de buraya kalp yapmışsın. Gerçekten çok güzel olmuş. Tombiş'cim çok teşekkür ederim. Çok seviyorum seni o zaman. Seni bir tane öpebilir miyim? Öpebilirim. Aferin bakalım Tombiş'im. Çok güzel olmuş kule. Arkadaşlar kuleyi beğendiniz mi? Tamam bakalım bakayım Gürol. Aa evet, sen harika koymuşsun gerçekten. Vay canına ya, bu galiba yaptığımız en güvenli evlerden bir tanesi olabilir. Arkadaşlar en iyisi. Sizin sevdiğiniz en güvenli evimiz hangisiydi? Yorumlara yazın, sizce bu çok güzel olmamış mı? Ben gerçekten de bayıldım Gürol. Çok güzel olmuş. Bence başka şimdi bir şey bak, yapmaya gerek var musun? Mı? Hah, ne yapacaksın? Bir de ben bir tık daha güvenli olsun diye Gökçe şöyle buralara lazerler koyacağım. Vay canına çok mantıklı. O zaman sen bana lazerleri ver, istersen ben koyabilirim. Lazer konusunda birazcık başarısız olduğumu herkes bilir ama tekrardan bir deneyeceğim. O zaman şimdi buralara arkadaşlar bunları yerleştiriyoruz. Sonra bir deneyeyim bakalım olacak mı, şimdi yapalım. İşte bu Gürol, başardım. Tamamdır bakalım, şimdi buraya tekrardan koyalım arkadaşlar. Ben de koyarım diğerlerini. Tamamdır bakalım, hadi koy. Oo yine olmadı ya. Aman neyse, Gürol görmeden hemen düzelteyim arkadaşlar. Yaptım. Sonra Gürol bana ben çok kızıyor. Tamamdır, işte burası da tamam. Oo Gürol sen gerçekten de çok hızlı yapıyorsun, ben seni bak kadar şimdi, hızlı bak bunu yapacağım şöyle. Hop 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 hop. Gördün mü? Aa evet. Evimize bak be, aşırı güvenli olmadı mı? Gerçekten de inanılmaz güvenli oldu. Bu demir kapıdan geçmeden şey giremeyiz. Ne yapalım? Ne yapmak istersin başka Gürol? Bir de şimdi ne yapacağız biliyor musun? Bak püskürtücü. Vay canına, bayağıdır püskürtücü kullanmıyorduk. Bu da çok mantıklı. Haydi o zaman şimdi böyle buraları güzelce püskürtelim. Ne yapacağız? Püskürtücüleri nereye koysak Gökçe sence? Bence püskürtücüleri buraya koyalım. Bak şöyle şunları koyalım. Evet çok mantıklı. Sen de bana püskürtücüleri ver. Tamamdır arkadaşlar, bu püskürtücüler sayesinde kapının yanına bile yaklaşmak çok zor hale gelecek. Aa Gürol çok zor koyuyorum, hemen beni ileri dikkat itiyor. Dikkat et. Aa bir tane koydum. Aa olamaz, şunu buraya yapacağım. Da koyayım. Ne yapacaksın Gürol? Aa ya Gürol ne yapıyorsun? Niye ısırıyorsun ya? Püskürtücü sayesinde bütün koku dünyaya yayıldı. Ya gerçekten de çok kötü oldu. Ya Gürol hiç komik değilsin. Bir de Ken olacağım diyorsun. Ken sen de osuruyor mu acaba? Ken osuruyor mu sence Gürol? Ya ne bileyim Gökçe, o da insan değil mi? Sonuçta osuruyordur yani, kakasını da yapıyordur. Tamamdır o zaman. Hadi bakalım buraya da koyduk. Vay canına, bu benim gördüğüm en güvenli evlerden bir tanesi. Çok güzel oldu Gürol. Sen de beğendin mi? Evet ben de çok beğendim. Aşırı güvenli oldu Gökçe, aşırı güvenli. Tombi sen ne yaptın? Ben de tren yayını yapıyorum görmüş olduğunuz gibi. Bakın çok güzel oluyor. Gerçekten de çok güzel oluyor Tombiş. Ben kuleye bayıldım. Arkadaşlar sizler de sevdiniz mi? Yorumlara yazmayı sakın unutmayın. Hadi bakalım. Bu arada en kısa zamanda gerçek yüzüm de gelecek arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Herkes soruyor. Size söz verdiğim gibi sizlere gerçek yüzümü göstereceğim arkadaşlar. Tamamdır Gürol. Artık ben yoruldum. Ben evin içine gideceğim. Görüşürüz. Hadi iyi geceler, iyi uykular. Teşekkür ederim arkadaşlar, ben çok yoruldum. Güvenli ev yapmak beni gerçekten de çok yoruyor. Aman hadi bakalım uyuyalım. Barbie gelirse bana haber edin. Ken şimdi bunları mahvedeceğiz, tamam mı? Mahvedeceğiz, onların işini bitireceğiz. Evet aşkım, beni bunlar kaçırdı. Hele Tombiş, o Tombiş'i bulursam var ya kafasına patlatacağım bu kadını. Mahvedeceğim o bücürü. Çıkın dışarı, sizi mahvedeceğiz.
Aynen öyle. Barbie ile işinizi bitirmeye geldik. Yani işinizi bitirmeyeceğiz de aslında. Yani o tombişi ben aslında dövmek istiyorum birazcık. Evet, sus Ken. Hadi çıkın artık. Gökçe! Uyan Gökçe, uyan! Ya ne oldu? İki uyutmadınız, ne oldu? İşinizi Ken geldi, bitireceğiz. Ken. İşinizi bitireceğiz. Sizi mahvedeceğim. Gökçe hadi gel. Bu Barbie'nin sesi. Olamaz arkadaşlar. Geldiler galiba. Tamam Gürol, hemen geliyorum. Merak etme. Tombiş geldiler mi? Gökçe size gel. Geldin mi? Ya geliyorum. Hayır, geliyorum. Gökçe, ya geldim işte, geldim, tamam. Geldiler mi? Neredeler? Aşağıya bak. Barbie gelmiş. Tamam. Merak etme. Hemen onların işini bitireceğiz. Bunlar benim galiba. Tamam, hepsini aldım. Hadi artık yola çıkalım, tamam mı? Burada raylar ben nerede? Vagonlar. Tombiş, vagonlar. Vagonlar. Bekleyin, hemen geçiyorum ben, hemen geçiyorum. Aşağıda hadi Gökçe'yle bir saniye. Tamam, şunu bir ayarlamayı öğrenemedim galiba ya. Galiba korktunuz. İşte bile geliyoruz, hiç merak etmeyin. Getirdi Gökçe, getirdi, gel. Tombiş verdi. Al şunu sen, şöyle bu senin. Tamamdır, ver bakalım. İşte bu. Tamamdır, artık ben gidiyorum, tamam mı? Sizin işinizi çok fena bitireceğiz. Şuna bak. Vay canına, çok iyi, merhaba. Yollarımız Gürol'la ayrıldı. Sizin işinizi çok fena yapacağız bu sefer, tamam mı? Biz hiçbir şey yapmadık bir kere. Tamam, Tombiş'in yaptığı birazcık kötü olabilirdi Barbie. Ama yine de konuşarak anlaşmayı deneyebiliriz. İnsanlar böyle yapar. İşte bile. Hiçbir mazeret kabul etmiyorum. O mavi şeyin canını okuyacağım. Seni mahvedeceğim şişko şef. Seni mahvedeceğim. Aşkım bu. Vur ona. Vur aşkım, vur ona. Onu öldüreceğim. Hiçbir şey yapamam. Vuracaksınız. Vur ona, vur. Sizin canınızı okuyacağım. Gelin buraya. Hiçbir şey yapamayacaksınız. Bir de saldırıyor. Bir şey ya. Al bakalım Barbie. Sen çok almaya başladın, tamam mı? Evet, Tombiş'in yaptığı doğru değildi ama yine de seni mahvedeceğim, tamam mı? Bize saldıramazsın. Şimdi bitireceğim. Çekil şuradan mavi şey. Bir de Ken'e benzemeye çalışmış. Çekil bakalım. Ben Ken'im. Ben Ken'im. Ya aynen. Sen Ken'sin. Evet. Gökçe bir şey yapsana, izleme ya. Sus dedim. Gel buraya, seni mahvedeceğim. İzlemiyorum Gürol. Onun işini tombiş, bitireceğim. Tombiş. Al bakalım. Ne oldu Tombiş? Öyle kafes arkasından konuşması kolay. Gökçe abla. Tamam Tombiş, geliyorum, merak etme. Bunları da öldürdükten sonra hepsine yetişeceğim. Gökçe silahlarla ateş et. Evet. En iyisi bu. Son darbemi vuruyorum sana. Al bakalım Barbie. Al, senin işini bitireceğim. Al dedim sana, al. Hayır, olamaz. Gökçe gel. Ken. Al sana Ken. Al, senin de işini bitireceğim. Al dedim al Ken. Al bakayım sana. Al bakayım. Gelin buraya. Al dedim sana. Hiçbir şey yapamazsın. Al bakalım. Al dedim sana. Sen kensin böyle, Allah Allah, kötü kensin sen, tamam Gökçe, mı? Gökçe yakıyorum onu Gökçe, yakıyorum onu. Yok, bitir işini. Ve son darbe. İşte bu. Aferin, başardık. Tombiş, sen de bir daha kimseyi kaçırmayacaksın, duydun mu beni? Ken öldüğüne geldi Ken benim. Hi Barbie. Akıllanmaz, bu çocuk akıllanmaz. Hi Ken, aynen. Tombiş, niye acı biber yedin yine ya? Niye acı biber yiyorsun? Dedim sana yeme şu acı biberleri, Allah Allah. İşte bu, pastam hazır, çöreğim, meyvelerim tamamdır, her şey hazır. Barbie ile Ken artık bize gelebilir. Arkadaşlar, sizler de hoş geldiniz. Az sonra Barbie ile Ken bana misafirliğe gelecek arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar, herkes yorumlara isimlerini yazmış. Ben de söz verdiğim gibi okuyabildiğim kadar hepinizin isimlerini okuyacağım. Emir, İsmet, Recep, Enes, Selma, Zeynep, Fazal, Uğur, Elif, Ebrar, Yunus, Tuna, Baser, Cansu, İklim, Lina, Doğancan. Arkadaşlar, gerçekten sizleri çok seviyorum. Yorum attığınız için de çok teşekkür ederim. Bu arada hepinizin isimlerine bayıldım. Gerçekten de çok güzel. Devamının gelmesini istiyorsanız, bir sonraki videomda yine isimlerinizi okumamı istiyorsanız arkadaşlar, haydi bakalım tekrardan isimlerinizi yakın, yazın bakalım. Hala isimlerini okumadıklarım var. Hadi bakalım, bekliyorum hepinizin isimlerini. Barbie ile Ken nerede kaldı acaba? İşte geldiler, yaşasın. Hoş geldin Barbie, hoş geldin Ken. Merhaba Gökçe, nasılsın bakalım? Ben sordum, ince görmüyor musun Ken? Allah Allah ya. Ya ne var yani, sen sor ben sorayım, ne olacak yani? Merhaba Gökçe, yemek yaptın mı bakalım? Evet yaptım, siz geleceksiniz diye bir sürü yemek hazırladım. Siz isterseniz kusura bakma, söyle ya, oturun. Barbie biliyorsun yani, makyaj yaptığı için çok geç kaldı Gökçe, kusura bakma. Sana ne Ken, sana mı soracağım? Ayrıca sen sanki parfüm sıkıp saçlarını yıkamıyorsun sürekli. Allah'ım ya Rabbim ya. Sana ne ya, istediğimi yaparım yani, yaparım, sana ne? Durun sakin olun. Siz neyiniz var,
neden kavga ediyorsunuz? Aranız sanki birazcık bozuk gibi. Ya her zamanki işte Barbie. Baksana şunu, arkasını döndü küsüğüne. Ama... Sus Ken, lütfen benimle muhatap olma. Yok Gökçe, yok, sen canını sıkma. Bizim aramız gayet iyi, tamam mı? Hiç merak etme. Aynen öyle, bizim tamam aramızda sıkıntı yok. Ondan sonra böyle, böyle tartışmalar yapabiliriz yani. Sıkıntı etmesin onu. Tamam, ben bize çay getireyim o zaman. Şuradan çay alayım. Afiyet olsun bakalım. Barbie sen yemiyor musun yoksa? Yoksa sevmedin mi? Hayır hayır, gayet sevdim ama Ken'i görünce birazcık iştahım kesildi gerçekten. Bu aralar beni çok sinir ediyorsun Ken. Ya ne alakası var, ne alakası var? Benimle ne alakası var Barbie? Allah Allah, iyice saçmalamaya başladın bak ya. Neyse ki Gökçe'nin yanında seninle kavga etmek istemiyorum. Bence ben sizin zaten biraz kavga aranız etmiyorum bozuk ki. Tamam, bence sizin birazcık aranız bozuk yani. Bana birazcık öyle geldi. Hayır hayır, hiç değil. Gayet iyi. Evet evet, iyi. Tamam, özür dilerim Ken, tamam mı? Neyse sıkıntı Gökçe yok. Ben yemeyelim. Teşekkürler. Ben gideceğim azıcık da televizyon izleyeceğim. Tamam Ken, nasıl istersen öyle yapın. Of, ben hemen içeri gidip geliyorum, tamam mı? Bekleyin beni burada. Arkadaşlar, bunların araları bozulmuş galiba. Bana hiç iyi gelmedi. Ama bana aralarının iyi olduğunu söylüyorlar. Bence araları bir şeyden dolayı bozulmuş. Ama onları barıştırmam gerekiyor. Ama sorun ne bilmiyorum ki. Ne yapsam acaba, ne yapsam? Yaşasın, buldum. Aklıma bir fikir geldi. Deli doktorun bana verdiği şurada makineler olacaktı arkadaşlar. Bu kameraları bunların üstüne attığında ne olduğunu izleyebiliyorum. Görmüş olduğunuz gibi elimdeki tablet sayesinde. Ama bu topları onlara belli etmeden atmam gerekecek. O zaman gideyim de atayım en iyisi. Ama çaktırmamam gerekiyor. Neyse, önce Ken'e atayım o zaman. Ken, nasılsın? İyi misin? Ne yapayım Gökçe? Burada televizyon izliyorum. Yemeğim yarıda kaldı. Çok acıktım. Neyse. Bence yemeğini yiyebilirsin. Hadi git sen. Bak masaya. Masaya doğru gidersen yemeğini yersin. Tamam mı? Tamam. İyi bakalım. Ben gidip yemeğini yiyeyim bari. Hadi şöyle isabet ettireyim. Olamaz. Ettiremedim. Umarım görmemiştir. Tamamdır. Hadi bakalım. Otur sen şöyle. Attım. Yaşasın. İşte Ken'e atmayı başardım arkadaşlar. Şimdi sıra Barbie'ye geldi. Şimdi Barbie'ye de şöyle arkası dönükken şöyle atayım bakalım. Şöyle. Tamam. Ne oldu böyle? Gökçe sen bir şey mi yaptın? Hayır hayır Barbie. Ya ne alakası var? Ne kızıyorsun ya? Senin yine o saçın bitlenmiştir. O yüzdendir bence. Ne diyorsun sen ya, ne diyorsun? Bak artık beni çok sinir etmeye başladın, yeter, tamam mı? Yeter Barbie, yeter yeter. Sen de beni sinir ediyorsun. Hey sakin olun. Sizin aranız bozuk işte. Neyiniz var sizin? Hayır hayır, hiç aramız bozuk değil. Bizim bozuk değil gerçekten. Ama biz artık en iyisi gitsek iyi olacak. Ken yüzünden yine bugün de mahvoldu. Gökçe kusura bakma ne olursun. Yemekler gerçekten Gökçe'cim. Çok güzel olmuş. Hadi kendine bak, görüşürüz. Özellikle pastayı çok beğendim. Bay bay. Afiyet olsun. Var bir işim sana var. Göstereceğim ben. Göstereceğim sana. Arkadaşlar gittiler. Hemen izlemem lazım. Şöyle tableti açalım bakalım. İşte oradalar. Ya sırf senin yüzünden, tamam mı? Senin yüzünden en yakın arkadaşım Gökçe'ye ayıp oldu, tamam mı? Nerede ne konuşman gerektiğini bir öğren artık Ken. Sen de öğren, sen de öğren. Kızın yanında bana bağırıyorsun. Beni küçük düşünüyorsun. Bana vuruyorsun. Saçmalamayı kes Barbie. Asıl ben de sen konuşma. Beni küçük ayrılacağım düşünüyorsun. Senden yakında. Göreceksin. Asıl ben senden ayrılacağım, tamam mı? Bıktım bu hareketlerinden. Bu şehre taşındığımızdan beri bir garip davranıyorsun. Sun. Arkadaşlar sinyal kesiliyor. Olamaz. Benim hemen biraz daha yakınlarına gitmem lazım. İşte oradalar. Evlerine doğru gidiyorlar. Ben hemen kapıyı şöyle örteyim de. Bunların araları gerçekten bozulmuş. Benim bunların aralarını düzeltmem lazım. Onlar gerçekten de çok iyi çiftler. Ben onları çok seviyorum. O yüzden bence de barıştırmalıyız. Şöyle gidelim bakalım. İzleyelim bir daha. Ne yapıyorlar acaba? Sinyal devam ediyor. Ben eve girmeyeceğim bir kere. Seninle aynı eve bile girmek istemiyorum Ken. Girme, sen girme. Burada seni köpekler yesin. Pardon, köpekler bile yemez seni Barbie. Köpekler vardı değil mi? Doğru doğru. Ben en iyisi gireyim. Ojelerim de bozulmasın hep. Ya tamam, girmesene girdim. Hadi girmesene, çıksana hadi evimden. Bir kere burası benim evim, tamam mı? Her yer pembe. Arkadaşlar olamaz. Yine sinyal kesildi. Seslerini duyamıyorum. Hemen biraz daha yakınlaşmam lazım. Evlerine girdiler. Evleri hemen şurada olacaktı. Şöyle gidelim bakalım. Nerede? Şuradan da döndükten sonra şurada bir yerde olması gerekiyordu arkadaşlar evleri. İşte burada arkadaşlar, tamamdır. Orada oturuyorlar. Hemen şu kenarda izleyin bakalım ne yapıyorlar. Barbie işte orada. Şöyle. Git bana yemek koy Barbie. Bak o kadar çorba yaptırıyordu duruyor. Hadi koy da bir tabak getir. Neden oturayım ya? Ya ben burada darıtlarımı yiyorum. Şöyle yiyelim bakalım. Ya bana yemek getir Barbie, yemek getir. Olamaz arkadaşlar, bunların araları galiba gerçekten çok kötü durumda. Şimdi birazcık da Barbie'yi izleyeyim. Barbie burada donut yiyor. Ya kalk, kendi yemeğini kendin al, tamam mı Ken? Git kendi yemeğini kendin yap ne yapıyorsan. Ben sana yemek de çalışmaya para getirmem Barbie. Çalışmaya para getirmem. Umurumda bile olmaz. Bana ya, yemek getireceksin. Ya getirmezsen getirme. Ya da dur. Tamam tamam, ben sana çok güzel yemekler getireceğim.
getireceğim şimdi, sen hiç merak etme. Şimdi gideyim de şunu yemeğinin içine şöyle bir tuz atayım. Aklı başına gelsin. Ha, burada çorba vardı. Şimdi şöyle çorbaya şöyle güzelce bir tuz atayım bakalım. Şöyle atalım atalım atalım. Ha, işte bu. Yaşasın, başardım. Tamamdır Ken, artık yemek hazır. Hadi al bakalım. Hani ver bakayım sen bana bir. Ha, çok güzel duruyor çorba. Şöyle bakalım ve... Nam 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 nam. Bu ne böyle? Ne yaptın sen buna Barbie? Ne yaptın böyle? İğrenç olmuş bu. Çok tuzlu. Tuzlu koydum bir kere. İçine tuz koydum, tamam mı? Öyle kalırsın. Sana yemek hazırlamak falan zorunda değilim. Benle konuşma, benle konuşma. Ben odama gidiyorum. Çık. Konuşma benle. Olamaz arkadaşlar. Gerçekten bunların araları çok kötü. Böyle giderse bunlar ayrılacaklar. Şehirden de gidecekler. En yakın arkadaşlarımın böyle olmalarını gerçekten de istemiyorum. Birazcık da Ken'i izleyelim. Bakalım ne yapıyor. Umarım araları düzelir. Şöyle Ken'e bakalım bir de. Aa, Ken orada bilgisayarla oynuyor. Barbie'yi aldatacağım. Barbie'yi göstereceğim o gününe. Barbie benim gibi birini bulmuş, dua etmiyor. Onun yerine bana kötülük ediyor. Beklesen Barbie. Ben de kızlarla yazışayım da gör bakalım sen. Olamaz arkadaşlar. Gerçekten de aldatacak Barbie'yi. Ama bu çok kötü. Sinirle yaptığı hareket yüzünden ilişkileri sonsuza kadar mahvolacak. Buna durdurmam lazım. Onları nasıl barıştırabilirim acaba? Ben en iyisi ne yapayım? Elime bir tane kek alayım. Pasta alayım şu ilerideki pastacıdan. Sonra onlara misafirliğe gideyim arkadaşlar. Sonra da onların aralarını güzelce bir iyileştirmem gerekiyor. Şöyle pastacıdan pasta almam gerekiyor. Gidelim de alalım bakalım. İşte buradan pasta alayım. Şimdi şöyle şu pastayı alayım da sonra götüreyim bakalım. Böylece aralarını da düzeltebilirim. Bu çok mantıklı bir fikir. Ama şimdi ne yaptıklarını tekrardan bir izlemem gerekiyor. Belki müsait değillerdir. Ha, işte Ken orada. Tamamdır bakalım. Kızla yazıştım. Bugün Buse denilen kızla parkta buluşacağız. Çok da iyi olacak gerçekten. Barbie bunu hak etti. Barbie bunu hak etti. Neyse şimdi aşağıya inip gitmiş olmuş gibi. Merhaba Barbie. Sen kendi kendine ne konuşuyordun? Parka falan gideceğim dedin. Ben bir şeyler duydum. Kimle buluşacaksın sen Ken? Arkadaşımla buluşuyorum. Arkadaşım Mehmet ile. Sana ne? Bırak o zaman şöyle bir ilim alayım. Bilgisayarını kurcalamak istiyorum, tamam mı? Ver şu bilgisayarı bana. Hayır. Hayır hayır kurcalamazsın. Aç kapıyı dedim sana. Çok tümrüm daha, çok tümrüm daha. Olamaz arkadaşlar, bunların araları gerçekten iyice bozuldu. Şimdi bir de Barbie izleyeyim. Bakalım ne yapıyor. Aa, orada bir şeyler kurcalıyor. Şimdi senin kıyafetlerini balkonun aşağı atayım da görsen bakalım gününü. Burada hiçbir eşyasını istemiyorum artık. Şu camları da kırayım. Benim bu kadar üzüldüğüne inanamıyorum gerçekten. Çok sinir oldum, tamam mı? Benimle yaşamayı hak etmiyor gerçekten, hak etmiyor. Çok sinir oluyorum gerçekten. Ken, Ken buraya gelir misin? Bak burada kıyafetlerini ütüledim. Kıyafetlerini ütüledim. Gel istersen bak. Evet. Kıyafetlerimi ütüledin demek ya. Ver bakalım kıyafetini. Ha? Al bakalım. Kıyafetlerini aşağıda. Şöyle kıyafetlerini sattın. Aşağıya gör. Artık benden uzak dur, tamam mı? Uzak dur. Al şu eşyalarından. Beni aldattın Ken. Beni aldattın. Seni mahvedeceğim. Ayağım çok kötü ağrıyor. Hayır. Ken'le böyle olmak hiç istemiyordum. Ken'i seviyorum ama gerçekten aramız çok kötü. Olamaz. Arkadaşlar. Aa, Ken burada. Düştü gerçekten. Aa, ne yapacağım ben şimdi, ne yapacağım? Bunların araları çok kötü. En iyisi görmüş gibi yapayım ben bunları. Şöyle şuradan gidelim. Ken, Ken, Ken. Merhaba Gökçe ben. Ken iyi misin? Merhaba Gökçe. Barbie beni yukarıdan aşağı attı. Ayaklarım çok acıyor. Bu nasıl olur? Tamam hadi kalk bakalım, seni eve götüreyim Ken. Hadi kalk dedim sana. Bir daha onun evine gitmeyeceğim. Ben Ken saçmalama. Hayır Ken lütfen gitme. Siz çok iyi arkadaşsınız. Çok iyi sevgilisiniz. Hadi gel bakalım. En azından bir konuşalım. Öyledir o zaman, değiliz işte. Değiliz Gökçe, değiliz. Kavga edip duruyoruz. En azından ben konuşturayım sizi lütfen. Bak pasta aldım. En azından bunun hatırına lütfen. Bak benim oyuncağımı da dışarı attı. Evet atmış gerçekten. Barbie ben geldim, merhaba. Hoş geldin Gökçe. Artık Ken'le konuşma, tamam mı? Sen benim arkadaşımsın. Ken'le konuşmanı istemiyorum. Yani kodu benim arkadaşım bir kere. Hayır benim arkadaşım Gökçe, tamam mı? Git. Birazcık sakin olur musunuz lütfen artık? Siz çok iyi bir sevgilisiniz. Şehirde de çok seviliyorsunuz. Neden böyle yapıyorsunuz? Bu davranışlarınız gerçekten çok kötü. Barbie istemiyorum, evden gitsin. Asıl ben seni istemiyorum. Beni aldattın, tamam mı? Beni aldattın. Seni aldatmadım. Aldatmadım. Evet. Ken sen de gerçekten Barbie'ye bunu yapmamalıydın, tamam mı? Yeter artık, sadece beni dinleyin.
Ben bugün sizi kamerayla izledim. Aranızın bozuk olduğunu biliyordum, tamam mı? Bence siz böyle davrandığınız sürece birbirinize ilişkiniz daha da kötüye gidecek. Bence konuşup anlaşmalısınız. Derdiniz ne? Söyleyin bakalım. Bilmiyorum. Kendi derdim yok. Benim de bir derdim yok. Sen bana kötü davranıyorsun, o yüzden ben de sana kötü davranıyorum bari. Ben de sana kötü davrandığın için kötü davranıyordum. Aslında aramızın bozulmasında bir sebep yok mu yani Ken? Yok gibi görünüyor. Neden birbirimizi bu kadar üzdük? Beni gerçekten çok üzdün. Sen de beni üzdün ama. Ben özür dilerim Ken. Ben de özür dilerim. Tamam o zaman. Barışalım. Gökçe sen de kusura bakma. Senin sayende barıştık. Çok teşekkür ederim. Vallahi niye teşekkür böyle ederiz. Oldu bilmiyorum. Bazen böyle ilişkiler de olur, tamam mı? Önemli olan hep birlikte olmanız ve birbirinizin kalbini hiç kırmamanız. Önemli olan asla aldatmamanken. Bunun için sana şöyle bir tane vurdum, tamam mı? Tamam, özür dilerim. İyi, tamam o zaman. Hadi bakalım aldığım pastayı yiyelim. Böylece aranızda çok güzel olur. Şu tuzlu çorbayı da çekelim bakalım şuradan. Tamamdır. Hadi bakalım oturup hep beraber yiyelim. Aynen, bu çok iyi olacak Gökçe. Teşekkür ederim. Tombiş hadi hızlı ye, tamam mı? Okula geç kalacaksın. Yazın okulun başladı. Ya Gökçe abla ya, bana niye? Ben gitmek istemiyorum ya okuluna. Ben futbol oynayacağım Göğe amcayla. Evet Gökçe, saçmalama. Ya domuz gitmesin ya. Hadi gel Tombiş, bir sene futbol oynayalım. Ya at biliyorsunuz Tombiş'in... Tombiş ne yaptın ya? Evet, senin neyse okula git. Allah Allah, bekle, ben sana şu çantanı getireceğim, tamam mı? Yani Tombiş'in dersleri çok kötü geldiği için yaz okuluna gitmesi gerekiyor Gürol. Şuna bir alışsan iyi olur. Çocuğun yanında konuşma şöyle. İyi tamam, ne abi Tombiş'e ben çok eğleniyordum. Tombiş motoru bırak. Tombiş dur, çantanı getirmedim. Çantanı unuttun, gel buraya. Bunlar beni mahvedecek. Bak yine oyuncaklarını da toplamamış ya. Arkadaşlar Tombiş gerçekten çok yaramazlaştı. Bu arada sizler nasılsınız, iyi misiniz? Merak etmeyin arkadaşlar, videonun en sonunda sizin isimlerinizi tekrardan okuyacağım. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi sakın unutmayın. Ama şu oyuncakları da toplamam gerekiyor sanırım. Tombiş hadi al bakalım oyuncağını. Al bakalım şunu. Teşekkür ederim Gülçem ya. Al ben bakalım. Gidiyorum. Bugün oyun dersin de var, tamam mı? Hadi görüşürüz. Dikkatli git. Dikkatli sür şu motoru. Of, bu çocuk akıllanmaz Gürol. Neyse bakalım. Ben içeri gideyim. Çamaşırları yıkayacağım bugün, tamam mı? Kusura, tamam Gökçe, bir de bana ilaç getirsene, ben birazcık hasta oldum biliyorsun. Oo, yani. Evet arkadaşlar, Gürol çok hasta gerçekten. Lütfen yorumlarda ona geçmiş olsun demeyi unutmayın. Neyse hadi bakalım, ben şöyle yapayım. Beni kim arıyor be böyle? Alo efendim, buyurun. Merhaba Gökçe, nasılsın bakalım? Kent sen misin? İyiyim teşekkür ederim, sen nasılsın? Vallahi ben de çok iyiyim. Şey diyeceğim sana, benim aklımda bir tane plan var. Aslında ben bunu dünden beri planlıyordum. Gürol'la Barbie'ye bir tane şaka yapacağız seninle birlikte, tamam mı? Şaka onlara mı? Aldatma şakası. Yani biz ikimiz senle sahteden yalancıktan sevgili olacağız. Yani dünden beri ben Barbie'yle bilerek kavga ediyorum, tamam mı? Diyorum ki Barbie'ye, ben başkasını artık seveceğim. Seni sevmiyorum, senden ayrılacağım yakında, göreceksin diyorum. Onunla dünden beri kavga ediyoruz. Ama Barbie'yle aramın bozulmasını istemiyorum. Ayrıca Gürol'la da aram bozulur bu şaka merak etme, sonucu. Merak etme. Bu şakayı ben dünden beri kayıt altına alıyorum. Merak etme. Kimse seninle küsmeyecek. İyi tamam o zaman. Peki nerede buluşacağız? McDonald's'a bekliyorum seni. Hadi gel. Tamam geliyorum. Hadi bay bay. Görüşürüz. Bay 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 Ken. Of, acaba böyle bir şey yapmalı mıyım? Arkadaşlar sizce Barbie ile Gürol'u trollemeli miyim? Yani kendine sevgili olmuş şakası yapacağız. Ama ne de olsa bir şaka zaten. Öylesine eğleniriz. Aynen ben en iyisi yapayım. Ama Gürol'a ne yalan uyduracağım? Benden şüphelenmesi gerekiyor. Tamamdır yaşasın, buldum ben. Gürol güzel olmuş muyum? Nasılsın bakalım, güzel miyim bakalım? Evet çok güzelsin. Parfüm de sıkmışsın. Sen nereye gidiyorsun bakalım böyle? Ben dışarı çıkacağım. Şeyle buluşacağım. Barbie'yle buluşacağım. Neden 3 defa Barbie'nin ismi tekrarladın? Başkasına mı buluşacaksın? Yok. McDonald's'a gideceğim zaten. Hiçbir şey yapmayacağım. Sen hiç merak etme. Kendine falan da buluşmayacağım. Hiç merak etme. Tamam bakalım. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Görüşürüz. Ben gidiyorum. Bay bay. Arkadaşlar umarım benden şüphelenmiştir. Şimdi hızlıca McDonald's'a gideyim de Ken'le buluşayım. Yok abi yok, kafayı yiyeceğim ben ya. Bence var ya, kesin Gökçe yalan attı. Ben en iyisi gideyim bir Barbie arayayım, bir emin olayım yani. Hadi aralım bakalım şöyle Barbie'yi. Şöyle hadi aç telefonu Barbie, aç telefonu. Alo efendim Gürol, ne oldu? Merhaba Barbie, nasılsın bakalım? İyiyim Gürol, sen nasılsın? Ken'le buluştun mu bakalım?
Kendine mi? Yo, ben kendine hiç konuşmadım. Ben de şey diyecektim. Senle Gökçe'yle buluşturma bari bir. Gökçe bana seninle buluşacağını söyledi, dışarı çıktı gitti. Hayır Gürol, ben Gökçe'yle buluşacağımı söylemedim ki. Bir plan yapmadık. Sadece bizim kendi aramız birazcık bozuktu. Sonra o da bana seninle buluşacağını söyledi. Nasıl yani, seninle değil mi şu anda? Yo, ben de değil. Nasıl yani, Gökçe de seninle değil mi? Değil. Yoksa aklıma gelen şey, nereye gideceğini söyledi Gökçe sana. Bir yer söyledi mi? Evet evet söyledi. McDonald's'a gideceğim dedi Barbie ile birlikte. Kendi bana seninle McDonald's'ta buluşacağını söyledi. Gürol, hemen McDonald's'ın önünde buluşalım seninle, hemen. Tamam tamam, hemen geliyorum Barbie, görüşürüz. Ulan var ya, ulan var ya Gökçe, beni aldatıyorsun lan. Sana gününü göstereceğim şimdi. İşte Ken orada. Merhaba Ken, nasılsın? Geldim ben. Merhaba Gökçe, hoş geldin bakalım. Hadi şakamız başlıyor mu? Bilmiyorum, gelecekler mi? Ben Gürol'a McDonald's'a gideceğimi söyledim. Birazcık da şüphe çektim. Sen Barbie'ye söyledin mi burada olduğumuzu? Ben dedim ki Gökçe ile... Ay pardon, ne Gökçesi ya? Dedim ki ben de Gürol'la buluşacağım dedim. Hem de McDonald's'ta. İkimiz aynı yalanı atmışız. Güzel, o zaman. Güzel. Aynen, aynı yalanı atmışız. Hadi gel otur bakalım. Aa, geldiler galiba. İşte Barbie orada. Ken otur 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 hemen. Gürol, görüyor musun? İşte oradalar. Gökçe bana ihanet etti. Ken de öyle. Gökçe benim en yakın arkadaşımdı. Evet evet, görüyorum Barbie. Gökçe de beni aldattı. Sevgilim beni aldattı. Ha, Gökçe ne yapıyorlar şu anda? Görüyor musun onları? Evet, Barbie çok üzüldü. Gürol da öyle. Ben birazcık bu şakayı devam ettirmek istemiyorum galiba Ken. Ne yapsak? Ya hayır, saçmalama. Çok komik olacak. Hadi Gökçe devam et. Vallahi kanka atacağız. Tamam, hadi. Tamam tamam. Teşekkürler Ken. Sana bak, ne getirdim? Çiçek getirdim sana. Hem de senin gibi güzel kokan çiçeklerden ya, getirdim. Ya Ken, çok teşekkür ederim. Çok romantiksin. Gürol senin gibi değil gerçekten. Gürol bazen var ya, tam bir öküz oluyor. Zaten öküz. Hem öküz hem de eşi ol eşek. Benim gibi kaslı olamaz. Baksana kaslarım nasıl. Evet, gerçekten de çok kaslısın Ken, çok kaslısın. Neyse hadi gel bakalım, oturalım istersen. Aa, çok sinirlendiler Ken, çok sinirlendi. Dur şunları bir dinleyeyim ben. Şöyle bir bakalım ne yapıyorlar orada. Var ya, çok sinirlendim Gürol. Çok sinirlendim gerçekten. Yani bizi aldattılar, görüyor musun? İşte oradalar. Evet evet, görüyorum Barbie. Bizi aldatıyor valla. Beni aldatıyor Gökçe. Ve kendi seni aldatıyor. Valla Gökçe'den hiç beklemezdim. Çok sinirlendim. Bekle beni burada Barbie. Şimdi ben onlara yapacağımı bilirim. Bekle beni sen burada, tamam mı? Gözükme tamam, sakın. Tamam, ne yapacaksın ki? İyi tamam, bekliyorum. Ken, bizim arkamızdan konuştular. Gürol buraya doğru geliyor sanırım, sakın bozma. Aa, evet evet, gördüm. Gözüme kendine de bakıyorum şu anda. Ne yapıyorlar acaba orada? Bilmiyorum. Neyse hadi, konuşmaya devam et. Tamamdır. Ken aşkım ya, seni çok seviyorum gerçekten. Çok tatlı ve çok yakışıklısın. Tam hayalimdeki erkek sensin. Ben en iyisi Gürol'dan ayrılayım. Benim hayalimdeki kızsın. Hayalimdeki kız. Ya teşekkür ederim Ken. Ken ne yapıyorsun? Leş gibi kokuyor, bu ne böyle? Osuruk kokuyor. İğrenç osuruk kokuyor gerçekten. Onlara Barbie, onlara osuruk bombası attım. Bak gördün mü, ayağa kalktılar. İntikamı aldım valla. İyi yaptın valla Gürol, aferin sana. Ken ya, inanmıyorum. Kaldır beni. Kalk. Ay çok kötü oldum ya. Vallahi kötü oldum. Bu ne böyle? Leş gibi koktu. Ya Gürol gaz bombası attı yoksa. Ya gaz bombası attı Gürol. Görmedin mi Ken? Osuruk bombası attı demek ki. Ben de zannettim ki. Sen osurdun Gökçe ya. Ay çok kötüydü gerçekten. Saçmalama. Ben niye osurayım Ken ya? Allah Allah ya. Neyse Ken. Biz bu kötü kokuları aldırış etmeyelim. Zaten Gürol'la Barbie gibi kokuyor burası. Çok kötü kokuyor gerçekten. Aynen öyle, değil gerçekten. Mi? Gerçekten. Ben geçen Gürol'la tokalaşayım dedim. Leş gibi ter kokuyor. Bir insan deodorant alır ya. İğrenç. Valla Barbie de öyle kokuyor gerçekten. Sen çok güzel kokuyorsun Ken. Var ya, çiçek gibi kokuyorsun aynı. Çok seviyorum seni. Sen de bir gül gibi kokuyorsun. Gülüm beni. Gökçen beni. Teşekkür ederim. Çok tatlısın. Barbie valla dayanamıyorum. Ben dayanamıyorum Barbie. Ben bunları döverim ya. Bak Barbie. Ben de dayanamıyorum ama Gürol, sakin olmamız gerekiyor. Ne yapacaklar? Biraz daha izlememiz lazım. Tamam mı? Çok kötüyüm gerçekten. Tamam, üzülme. Ben de üzülüyorum. Benim aklıma bir tane fikir geldi. Barbie, sen beni burada bekle. İçeriden kahve de alıp geleceğim. Bekle beni. Gürol bir yere gitti Ken. Nereye gitti acaba? Aralarında bir şeyler fısıldaşıyorlar ama bir türlü duymuyorum. Sapanı beni dövmesin Gökçe bu. Valla Ken olabilir gerçekten yani. Gerçekten var ya, çok korkarım, beni dövmesin. Bak Gökçe, daha yeni makyaj yaptım kendime, biliyorsun yani. Yeni botoks falan yaptırdım. O yüzden yani yapmasın, bak vurmasın bana. Tamam ya, bir şey Ken ya, vurmaz. Sen
ya, çok korkak bir erkeksin gerçekten Ken ya. Neyse neyse, ne yapacak acaba bilmiyorum. Ama bu şakayı sen istedin. Konuşmaya devam et. Tamam aşkım ya, seni çok seviyorum canım aşkım benim, bir tanem. Ben de seni çok seviyorum, bir tanem benim. Oo. Şey diyeceğim ya, geçen Barbie'yle otururuz tamam mı Gökçe? Bu Barbie'nin oyuncağı değil mi? Bana verdiğin için çok teşekkür ederim Ken. Evet, hem bunu vereceğim sana hem de efsane komik bir şey anlatacağım. Hazır mısın? Çok sinir oldum. Benim oyuncağımı, en sevdiğim oyuncağımı Gökçe'ye verdi. İnanmıyorum Ken, nasıl yaparsın bunu? Ağlama sesi duyuyorum. Ağlama sesi. Acaba şakamızı belirtsek mi artık? Çok üzüldü canım arkadaşım. Ya yok be, ne belirtmesi, hadi devam et devam et. Ne oldu Gökçe biliyor musun? Geçen gün ben Barbie ile birlikte o koltukta oturuyordum. Film izledik ve sonra Barbie osurdu. Osurdu mu? İnanmıyorum ya, gerçekten çok kötü bir şeyken. İşte bile yalancı, osurmadım ben. Merhabalar. Gürol değil mi? Merhaba, buyurun, ne istiyorsunuz? Siparişinizi almaya geldim hanımefendi. Biz şey istiyoruz yani, ben sadece yanımdaki beyefendi istiyorum. Çok yakışıklı gerçekten. Ay aşkım, gerçekten de çok tatlısın ya. Ya teşekkürler canım. Elinize tatlı var mı diyeceğim de beyefendi. Ama elinizle Gökçe gibi bir tatlı olamaz. Ya Ken, teşekkür ederim. Sen gidebilirsin, gidebilirsin sen, tamam mı? Biz seni istemiyoruz, bizi baş başa bırak. Ama efendi, sizin birazcık siparişinizi alacağım. Hamburgerinize yenileyip geliyorum. Bekleyin beni burada. Ken, gördün mü? Gürol çok sinirlendi. Ya manyak ya. Gürol dedi mi o? McDonald's çıkılığına girmiş. Ondan sonra da gelmiş bizi kandırmaya çalışıyor. Akılsız gerçekten. Neyse Ken aşkım ya. İyi ki varsın gerçekten. Gürol orada. Harbi, ben şimdi buna hamburgere tüküreceğim tamam mı? Ondan sonra vereceğim. Yesinler tükürük tükürük. Oh canıma değsin. Çok mantıklı. Şöyle. Hadi tükür bakalım. Düşün osurayım bakalım. Ay, iğrenç koktu Gürol, gerçekten iğrenç koktu. Tamam tamam, şimdi onları götüreceğim bunu. Ken sakın gelen şeyi yeme. Efendim buyurun. Bu bizim müessesemizden. Bugün bizim yüzüne müşterimizsiniz. Size özel bir tane hamburger hazırladık. Ya gerçekten çok ilgilisiniz. Çok teşekkür ederiz o zaman bu hamburgeri. Tadına bakayım o zaman. Hayır. Size hediye ediyoruz. Alın beyefendi, hadi yiyin bakalım. Hayır ama bunu siz yiyeceksiniz. Yeseniz de bunu. Yok biz yemeyeceğiz. Al sen ye bakalım çok istiyorsan. Hadi ye ya, bakalım. Hayır ben yemeyeceğim. Ya ye şunu dedim. Bak beni sinirle döverim seni ha. Oğlum hayırdır lan sana? Durun kavga etmeyin, ne yapıyorsunuz? Ya dururken ne yapıyorsun sen? Dur dedim sana, sen de bekle, Allah Allah. Geliyorum ben benim. Beni burada bekle geliyorum. Bak burada kim var? Barbie var, görüyor musun? Barbie nasılsın bakalım? İyi misin? Benimle konuşma Gökçe. Sen benim en yakın arkadaşımdın ve bana ihanet ettin tamam mı? Kendi sevgili oldun. Sana inanmıyorum gerçekten. Ama Barbie açıklayabilirim. Gürol bu da sensin sanırım. Evet benim Gökçe. Ve bu da benim neyim biliyor musun? Bu da benim Haydar'ım. Adı Haydar. Kendisini tanıştırayım. Gel sen de bakalım Ken. Hayır. Dur. Ken hadi açıkla artık ya. Açıkla artık şunu. Tamam. Dur. Ken, bacağım çok kötü oldu ya. Dedim ben sana. Bu hiç eğlenceli bir şaka olmadı. Tamam Gürol. Dur sakin ol. Biz sana şaka yaptık. Ken sabah beni aradı. Bilerek sizinle dalga geçtik. Evet ya, şaka yaptım size. Nasıl yani? Bu bir şaka mıydı gerçekten? Ne yani, beni aldatmadınız öyle mi? Saçmalama Barbie, ben sana böyle bir şey yapar mıyım Gürol? Hem sana böyle bir şey yapar mıyım? Evet ben aldatmadım. Ben seni aldatmadım Barbie. Hatta video kayıtları bile var. Gösterebilirim size. Siz bana şey şaka mı yaptınız? Bana da şaka yaptınız o zaman. İnanmıyorum sana Gökçe ben ya. Ben seninle bilerek dünden beri kavga ediyorum Barbie. Hatta bugün Gökçe bile telefonda anlattım. Bana demek ki şaka yaptınız öyle mi? Evet, tamam Gökçe, bu intikamını çok güzel alıyorum şimdi. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun Gürol? Dur lütfen. Ya Gürol kendim fikriydi. Ben istemedim. Hadi görüşürüz Gökçe. Ya of ya Ken, işte gördün mü? Küstü Gürol bana. Barbie de küstü galiba. Barbie gerçekten bunu Ken istedi. Barbie, normalde sana asla böyle bir şey yapmazdı. Gökçe şaka yapamdı. Lütfen bana bak Gökçe. Sizin yüzünüze bile bakmayacağım. Hiçbirinizle konuşmak istemiyorum. Niye böyle bir şaka yaptınız? Uf yaptık işte Ken yüzünden. Ken desene ben yapmak istemedim desene. İyi tamam ya, ben yapmak istedim. Barbie lütfen barışalım lütfen. İyi tamam o zaman, ama bir daha böyle şakalar yapmayın lütfen. Uf hadi artık Barbie, bir an önce gelse de evin her yerini pes pembe yapsak, nerede kaldı? İşte geldi, yaşasın. Şöyle açalım kapıyı. Hoş geldin Barbie. Hoş buldum Gökçe, nasılsın bakalım? İyi misin? Bugün evin çok güzel olacak, her yer pes pembe.
gerçekten. Malzemelerin hepsini hazırladım. Hepsi görmüş olduğun gibi çantamda. Yaşasın. O zaman şu çayı yani görmüş olduğun gibi sarı, çirkin, turuncu koltukları değiştirmekle başlayalım. Her şeyin her zaman en güzel pembesidir. Bence de pembesidir. O zaman buraları güzelce düzenleyelim. Şöyle o zaman kırmaya başlayalım Barbie. Sen kır benim için, ben de koltukları koyayım. Bakalım güzel olacak mı? Evet ya, şu halının kötülüğüne bak, gerçekten çok kötü. Hatta ne yapalım biliyor musun? Bunları en iyisi çöpe atalım Gökçe, ne dersin? Çöpe mi? Gürol kızmasın. Aman kızarsa kızsın. Benim de evimin her yeri pembe. Yani kendi şey demiyor, kendi pembeyi seviyor galiba. Olabilir Barbie. Neyse, yani Gürol çok hoşlanmıyor ama pembeden. Neyse, biz yine de şansımızı denemiş olalım. Ay, şunu da düzelteyim şöyle. İşte bu. Çok güzel oldu değil mi? Evet, şimdi evin tam bir eve benzedi gerçekten. İstersen bana da birazcık malzeme ver, ben de evi pembe yapayım. Tamamdır Barbie, o zaman şöyle yapalım. Ben sana yatağı vereyim görmüş olduğun gibi. Koltukları koy şu şekilde. Ben de buraları düzenleyeceğim. Mutfağı da pembe yapacağım. Onun için de pembe dolapları aldım. Aferin sana, çok iyi yapmışsın. Hadi koy bakalım. Tamamdır, koyuyorum hemen. Şöyle koyalım bakalım. Arkadaşlar, sizin en sevdiğiniz renklerle yorumlara yazmayı sakın unutmayın. O zaman şimdi burayı düzenlemekle başlasam iyi olacak. Şöyle koyalım bakalım. Ay, çok güzel oluyor Barbie gerçekten. Şimdi şunları da şöyle koyalım. Ama bunları kırmam gerekiyor. Şöyle kıralım hepsini bakalım nasıl olacak. Şimdi şuraları da şöyle düzenleyeyim. İşte bu, çok güzel oldu gerçekten. Ama bu kadarla yetmez tabii ki. Şimdi şuradan diğer malzemelerimi de alayım. Şunları da şu şekilde koyalım bakalım. Vay canına, burası benim evimden bile güzel oldu Gökçe. Dolaplara bak. Evet gerçekten, ben de bayıldım. Her yer çok güzel oldu. Şimdi ben bahçeyi yapacağım. Sen de git benim yatak odamı yap, tamam mı Barbie? Tamamdır, sen hiç merak etme. Her yer pembe olacak. Tamamdır bakalım. Ay, evim yenileniyor. Gerçekten çok güzel. Ama şurada böyle bazı malzemelerim vardı. Şunları da şöyle alalım. Şimdi şuraya şunu koyayım bakalım nasıl olacak. Ay, çok güzel oldu. Şu sandalyelerin güzelliğine bakın arkadaşlar. Sizler de seviyor musunuz bakalım? Ay, burası da çok güzel oldu gerçekten. Ama umarım Gürol görünce çok mutlu olur. Yani beğenmezse gerçekten de çok üzülürüm. Şimdi şuraya da şöyle koyalım. Yaşasın be, çok güzel oldu. Ama bu kadarla yetmez tabii ki. Neredeydi benim şemsiyem? İşte buradaydı. Şunu da şöyle koyalım. Vay canına, evim çok güzel oldu gerçekten. Tamamdır, buraları da yaptığıma göre. Başka neresi kaldı? Evet, işte bu. Kapı kaldı. Kapım da pembe olsun. Her şey pembe olsun. O kadar çok istiyorum ki. Şimdi şuraları da şöyle kıralım o zaman. Son olarak şunları da koyduktan sonra işte budur. Yaşasın. Çok güzel oldu Barbie. Evet, gerçekten de bayıldım. Ama yatak odanı görmen lazım. Görünce var ya çılgına döneceksin. Aşırı güzel yaptım. Hadi gel de bak bakalım. Tamam, bakıyorum. Vay canına, çok güzel olmuş gerçekten. Evet, her şeyin her zaman pembesi güzeldir. Gürolar görünce çok mutlu olacaklar bence. Bence de çok mutlu olacaklar. Arkadaşlar, sizce evim nasıl oldu? Sizler de beğendiniz mi? Aa, geldiler. Aa, şöyle açalım bakalım. Aa, Gürol hoş geldin. Merhaba Gökçe, ben geldim. Kendi birlikte birazcık McDonald's'tık, yemek yedik. Aynen öyle, gerçekten de çok güzeldi yemekler. Bak, sana sürprizim var Gürol. Ha? Eve bakman gerekiyor, görüyor musun? Hı? Ne oldu? Bu ne ya? Bu kapılar ne böyle? Ya Gürol, kapıları. Niye kırıyorsun kapıları? Senin derdin ne? Bak bu bak. Ne böyle? Olamaz, bizim eve benzemiş burası sanki. Aynen öyle, bu ne Gökçe, yer pembe olmuş. Ya ne güzel işte, baksana, daha görmedin. Bak, görüyor musun, bahçemiz de pembe oldu. Sadece bu kadarla kalmadı. Gel bakalım şuraya. Gel gel şöyle, inanılmaz bayılacaksın. Evet, benim fikrimdi. Gerçekten inanılmaz bayılacaksın Gürol. Tam bizim hayır, eve benzedin. Ben buradan gidiyorum. Ben böyle yaşayamam böyle evde ben. İğrenç olmuş. Bu ne ya? Gürol sen evet ne diyorsun ya? Evet ya, gerçekten de çok kötü olmuş Gökçe. Bu ne böyle? Kes sesini. Sana mı kaldı? Başkalarının evi burası. Ayrıca bizim evimiz de pembe, tamam mı? Sana mı soracağız? Zaten bıktığım için öyle diyorum ya zaten Barbie. Ben de bıktım maviden. Ne? Pembeden asla bıkamazsın, tamam mı? Pembe bu dünyanın en güzel rengi, tamam mı Ken? Bence ya nesi çok ya, güzel en iyisi oldu. Mavi bir kere, mavi. Pembe ne? Evet ya, pembe ne Gökçe ya. Bu evde ben de yaşıyorum, tamam mı? Ben bu evde yaşayamam artık. Bu ne böyle? İyi, git buradan. Ya sen git bir kere. Ben niye gidiyormuşum? Allah Allah ya. Burası bizim evimiz, tamam mı? Aynen ya, bizim evimiz. Ya nasıl bizim evimiz ya? Ya hayır ya, ben pembe istemiyorum. Ben bu koltukları atıyorum. Hey abi. Hey, yapamam. Kırma yapamam. Kırma. Barbie ile çok uğraştık bu evi yapmak için. Senin derdin ne ya? Ya evet, ne? Evet, seni kırma. Bak var ya, kendi de seni de mahvederim Gürol. Duyuyor musunuz? Beni sinir etmeyin. Burası çok güzel.
Ev çok kötü Barbie olmuş gerçekten. İğrenç olmuş. Gökçe, bu ev benim değilse o zaman bu evde pembe olmayacak. Ben bu koltukları işte atarım abi. Ya niye atıyorsun, tamam mı? Ortak karar vermemiz gerekiyor. Beni sinir etme. O zaman git evden Gökçe. Burası benim evim. Asıl benim evim. Sen git çok istiyorsan. Yo, sen git. Gitmeyeceğim. Oo, burası bir kere Gökçe'nin evi, tamam mı? O zaman şey Hayır. yapalım. Hayır. Burası Gürol'un evi Barbie, sus. İşte bile sen sus, tamam mı? Zaten ben de artık seninle yaşamak istemiyorum. Senin bazı eşyaların mavi be. Ben mavi renginden nefret ediyorum. Ne güzel işte be. Allah Allah. İşte güzel değil. O zaman şöyle yapalım. Şehri ortadan ikiye bölelim. Bizim tarafımız pes pembe, sizin tarafınız da masmavi olsun. Ya da hangi rengi istiyorsanız artık. Olur, tamam o zaman. Olur, bence çok güzel bir fikir. O zaman meydanda buluşuyoruz. Sonra da şehri ortadan ikiye bölüyoruz. İsteyen istediği rengi yapsın. Biz Barbie ile pembe yapacağız. İyi, tamam bakalım o zaman. Hadi gel bakalım. Hadi sen meydana gidiyoruz. Meydana doğru. Hadi gel Gökçe, biz de seninle gidelim canım arkadaşım benim. Hadi gidelim. Tamamdır bakalım. Artık toplandık. Meydandan başlayacağız. Herkes birer yer seçecek kendine, tamam mı Giro? Anlaştık bakalım. O zaman ilk önce biz seçiyoruz Gökçe. Çünkü evi siz kafanıza göre yaptığınız için ben nereye seçiyorum biliyor musun? Ya, nereye seçiyorsun? Gel bak. Marketi seçtim. Mükemmel bir fikir olamaz. Kardeşim gerçekten. Çok güzel bir şey seçtin. Marketten bunlar bir de alışveriş yapamayacaklar. Olsun evet. Tamam mı? Alışveriş yapmasak da olur. Biz de BİM'i alırız Gökçe. Ne dersin? Sonuçta BİM de bir market. Hayır, BİM artık kapandı. Oyuncakçı oldu orası. BİM yok. Oyuncakçı oldu. Uf Barbie, ne yapacağız şimdi? McDonald's alırız biz de Gökçe, ne dersin? Hayır. Pes pembe McDonald's. Hamburgerler bile pes pembe olur. Hayır hayır, buna izin vermem. Ya sana ne Gürol, oyunun kurallarına göre oyna. Sen ilk seçtin, şimdi of sıra kardeşim. Bizde. Şimdi biz nerede buluşup seninle birlikte yemek yiyeceğiz? Ne bileyim ya, ne bileyim ya. Uf ya, kaldık vallahi şimdi böyle dumduzlak. Öyle de kalırsınız. Şimdi sıra sizde, bakalım nereyi seçeceksiniz? Ben nereyi seçsem, ben tabii ki de Gürol Burger'i seçiyorum. Buradan para kazanırız. Hey, orası ikimizin yeri ama Gürol. Hamburger yiyebiliriz, merak etme. Tamam mı Ken? Aynen öyle. Biz buradan hamburger yeriz ve para kazanırız. Gürol, burası bizim ikimizin yeri, tamam mı? Yani böyle bir şey yapamazsın. Ağladı zırla, ağladı zırla. Artık benim yerim, benim yerim. Çok sinir bozucusun bazen. Çekmeye de suçumu. Allah Allah ya. Tamam, sorun değil Barbie. O zaman biz de nereyi seçeriz biliyor musun? Deli doktoru aldığımız zaman bir sürü marketimiz olur zaten. Deli doktor bize iksir yapar. Aynen öyle. Bırak bırak, boşver kardeşim. Deliyle bir olma. Çok komik bir kereken deli doktordan gidip de saçını sarı yapma iksirleri alırken öyle demiyorsun ama. Ya da kaslı olma iksirleri. Ken, hiç sinirlenme. Vallahi kardeşim çok sinirleniyorum bak. Gel gel bak şimdi. Gökçe bak, biliyor musun? Kerim kaslarını deli doktor yaptı. Yani deli doktor sayesinde bu kadar kaslı. Ya öyle bir şey yok. Ya size ne? Gelin bakalım, siz çok konuşmuşsunuz. Diliniz çok uzadı, beni bir takip edin bakalım siz. Nereye alıyorsunuz kardeşim, ya? Kardeşim galiba aklıma gelen şey mi? Evet evet Ken. Gel bakalım. Hoppala. Hayır. Benim dükkan artık bize çalışacak. Hayır, böyle bir şey asla izin vermem. Çekil dedim, çekil. Hayır. Kuaförsüz olmaz. Kuaförsüz yapamam. Sarı saçını boyatamayacaksın. Artık sarı saçını boyatamayacaksın. Hayır hayır hayır. Ben de kabul etmiyorum. Ne olursunuz almayın kuaförü bizden. Hayır, bize ne? Bize ne? Kuaför Bilal artık bize çalışacak. Kuaför Bilal. Öyle mi diyorsun Gürol? İyi, aynen tamam öyle, o zaman. Kardeşim, mükemmel bir atak. Evet. Mükemmel bir ataksa ben de nereyi seçeceğimi iyi biliyorum. Gel bakalım buraya. Görmüş olduğun gibi artık oyuncakçı bizim. Hiçbir şekilde oyuncak oynayamayacaksınız. Şehirdeki bütün oyuncaklar zaten bizim olacak. Ki. Tombiş oynuyor sadece zaten. Ama oyuncak çok güzel bir kere. Oynamazsan oynama, tamam mı? Git başımdan. Oynamayacağım ki, oynamayacağım ki zaten. Tancı ama gitti, tombiş oynamasın. Barbie'yi de artık rüyanızda görürsünüz. Bütün oyuncaklar burada. Gel bakalım Ken, sen benimle. Sen de gel Gökçe. Gökçe, sen geçen gün bir hastalık geçirdin. Hatırlıyor musun? Çok ateşin çıktı akşam. Bir hastaneye gitmiştin. Evet. Ama galiba artık o hastaneye gidemeyeceksin. Gürol, iyi tamam o zaman. Hoppa, geçen de senin hoppa. Araban çalınmıştı. Geçen de senin evet. Araban çalınmıştı. Hatırlıyor musun? Hemen polise gitmiştin. Artık senin de gidecek Hayır. bir polisin yok. Olamaz kardeşim, polisi verdik. Yaşasın. Aferin Gökçe. Çok güzel bir ataktı gerçekten. Bayıldım. Ben de bayıldım, ben de. O zaman ben de nereyi seçsem? Kardeşim, nereyi seçsek? Birader, Starbucks'ar. Aa, gel bakalım Gökçe, beni takip et. Starbucks dedi, duydum. Ya lütfen Starbucks'ı bize verin. Starbucks yakında buraya açılacak zaten. Açılır açılmaz zaten bize çalışacak. Şöyle tamamdır o zaman, bakalım. Biz de şöyle buraya yaparız. Buraya giremezsiniz bak artık ya.
Aman girmesek de olur. Biz de ne yaparız biliyor musun? Aklıma gelen yer mi Gökçe? Evet tam da orası. KFC yaşasın. Artık hayır, tavuk da kardeşim. Yemeyeceksiniz. Ben kaslarım için tavuk yiyordum, olamaz. Hayır ya. Of of. Sen merak etme kardeşim. Biz de hamburger yeriz. Kardeşim hamburger kilo öpüyor. Kaslarıma yaramaz. Ne yapayım? Ben onlardan gizli gizli alırım. Merak etme sen. Hey, duydum seni. Allah Allah. Ya alamazsın. Evet Gürül, alamazsın Ken. Sen de alamazsın. Öyle de kalın. Aklı mükemmel bir fikir geldi. Gelin bakalım şimdi benimle. Bu çocuk parkına el koyuyorum. Şöyle olacak Gökçe. Tombiş oyun oynamak isteyecek. Ben de Tombiş izin vermeyeceğim ve Tombiş gelip senin kafanı zırlayacak, ağlayacak. Gökçe beni parka götür diye. Olamaz, olamaz. Ve sen de bu sayede Tombiş sana acı çektirecek ağlayarak. O zaman son atağımı yapıyorum. Ve bu gerçekten çok kaliteli bir atak. Canınız nereye isterse istesin. Artık bu ev bana ait. Hayır. Öyle bir şey yok. Dur. Bunu ortadan ikiye yapacaktık. Bak konuşmuştuk. Çünkü yarısı o zaman kendi benim evim de öyle olacak. Tamam. Ama kendi evimizi bölmeye gidiyoruz o zaman. Bizim evimizde yarısı Gökçe ile benim olacak, yarısı da sizin olacak, tamam mı? Çok tümurumuza sanki, Allah Allah. Aynen, kesin öyle. Siz zaten bir hafta içinde pislikten geçinemezsiniz. Çok kötü öde alacak sizinle. Hadi biz gel de çok tertemiz insanlarız yani. Biz tertemiziz yani. Gökçe bir kere altına kaka yapıyor uyurken, çiş yapıyor. Çiş de bile, tam bir yalancısın gerçekten Gürol. Bu dediğine kimse inanmaz. Evet ben de inanmadım gerçekten, iyice saçmaladı. Gökçe bak burası benim evim, çok güzel değil mi? Her yer pes pembe, çok güzel. Evet gerçekten bayıldım bu eve. İğrensin gerçekten. Aha, iğrensin. Osurdum. Osur çok iyiydi kardeşim. Neyse o zaman son olarak da nereyi seçsem, ben taksiciyi mi pastaneyi mi? Karşım sen karar ver. Kardeşim bak bunlar şeker tatlı krizine giriyor. Bence tatlıcıyı seç. Evet bence de. Bundan sonra hamburger yiyemeyeceksiniz. Hayır tatlı yemeyeceksiniz. Of beni sinir etme. Ha, neden hamburger yiyemeyeceksiniz? McDonald's bize ait, tamam mı bir kere? Çok sinir oldum. Tamam o zaman taksici de bana ait, tamam mı? Bundan sonra taksiye binemezsiniz. Barbie biz de birlikte taksiye çıkarız seninle. Bolca para kazanıp kendimize yeni pastacı açarız. Olamaz doğru. Ah be kardeşim biz de taksiciyi alsaydık ya. Of olamaz ya, olamaz. Takside ama nasıl olsa pastane bizde, pastane bizde. Canınız ne istiyorsa onu yapın. Ama tabii ki de hala bitmedi. Hadi gel bakalım, son atağımı da yapacağım. Şimdi sıra bende, tamam mı? O zaman şimdi ben nereyi alıyorum Gürol biliyor musun? Tabii ki de... Nereyi? Tabii ki de petrolü alıyorum. Petrol, artık arabalarınızın benzinini bile dolduramayacaksınız. Ama hayır, burası ortak alan, ortak alan. İşte bile ortak alan falan değil. Ortak alan falan yok artık, tamam mı? Şehri ortadan ikiye böldük, bitti. Böylece artık kardeşim. Burası da bizim olamaz oldu. Ya ne yapacağız şimdi biz? Hem ya taksiniz yok, hem binecek arabanızın benzini bile yok. O kadar eziksiniz ki gerçekten şu an yaşasın. Gökçe burayı pes pembe bir petrole çevirelim, ne dersin? Bence gayet mantıklı, yaşasın. Tamamdır o zaman, şehir artık bitti. Anlaşma sonlanmıştır, tamam mı tamam. Bakalım? Biz evimize gidiyoruz, evin yarısı bizim, yatak odasından kısmı bizim, salon sizin. Hadi görüşürüz, tamam. Gel bakalım. Peki işte sadece şu soruyu soracağım. Acıktığınızda ne yapacaksınız acaba? Benim ne alanıma yapacağız? Girmeyin bakalım da şu gideceğiz. Şekilde. Benim hamburgercimden hamburger yiyeceğiz ve siz de tuvaletinizi gidip bahçe yapacaksınız. İşte bile tamam mı? Buraya bir tuvalet inşa ettiririz. Hiç korkma Gökçe. Buraya bir tuvalet inşa ettiririz. Sonra şuraya küçük bir oda yaptıktan sonra yatak odamız da orası olur. Hadi gel bakalım biz de seninle çok güzel planlar yapalım şehre. Hangi renk yapacağımıza dair. Havada karardı ama serin değil. İsterseniz dışarıda yiyelim akşam yemeğimizi, ne dersiniz? Çok iyi fikir Gökçe, bahçede yiyelim. O zaman ben şu çörekleri bahçeye götüreyim, sana yardım edeyim. Zaten bu akşam sende kalacağım. Kız gecesi yaşasın. Evet gerçekten ben de çok heyecanlıyım. Yes. Şimdi pop. Yes. Ya, Tommy sen ne yapıyorsun burada? Ya Gökçe abi çık, ben burada TikTok video çekeceğim. Şu yüzden bak. Niye mi kaydı ya? Oraya mı? Evet lütfen Tombiş'i rahatsız etmeyelim. O çok ünlü bir TikToker Gökçe. Evet. Bir abonem var, o da Barbie. Bir tane abonesi mi? Sadece bir tane abonem var, o da Barbie mi? Evet. Ben Tombiş'e abone oldum. Gerçekten de çok güzel videolar çekiyor. Ben çok gülüyorum Tombiş'cim sana. Neyse ama hadi akşam yemeğimizi yiyelim istersen, tamam mı? İyi tamam, hadi sonra çekeriz, hadi gireyim. İyi tamam bakalım, hadi akşam yemeğimizi yiyelim o zaman. Barbie sen yemekleri koy istersen şöyle. Ay bugün çok güzel bir gün gerçekten. Hava bile serin değil. Tombiş çık şuradan. Tombiş. Ulan takılı kaldım. Ulan çıkayım beni. Olamaz. Yardım edin. Tombiş dur, yardım ediyorum sana. Olamaz. Çık.
O Tombiş, birazcık kilolu olduğun için galiba sandalyeye takılı kalıyorsun. Evet, Tombiş'in öyle bir sorunu var. Neyse, hadi gelin bakalım yemeklerimizi yiyelim. Afiyet olsun. Ay, ben çok doydum gerçekten. Barbie, şimdi ne yapalım biliyor musun? Mısır patlatalım, cips koyalım, sonra kola da koyalım. Sonra hep beraber çok güzel film izleyelim. Ne dersin Tombiş? Oley! 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 Bence de harika fikir. Hadi gidelim o zaman. Tamamdır, hadi bakalım o zaman. Şöyle güzelce mısır patlatalım, sonra da film izleyelim, tamam mı? Geç abla. Hadi geç. Nereye geç geçeyim? Geç şimdi koltuğa sen. Geç kamera arayayım. Ya sen git koltuğa otur, koltuğa. Koltuğa mı oturayım? Neden Tombiş? Ne oldu? Bekle, şu kamerayı şöyle arayayım şöyle. Hop. Koydum. Geç abla. Şimdi seni TikTok'dan çekeceğim bak. Çok izleyecek. Ya Tombiş, saçmalama. Hayır, ben istemiyorum ya Tombiş. TikTok'un falan olmak istemiyorum. Çok izleyecek. Aman neyse, o zaman Gökçe kırmayalım. Ama Tombiş, kimseye atmak yok, tamam mı? Ne olursun bak. Ya ben bunu yayınlayacağım. Hayır, kabul etmiyorum. Yayınlarsan olmaz o zaman, tamam mı? Tamam, yayınlamayacağım. Özel dursun hadi. Aynen, özel dursun. Neyse o zaman, gel dans edelim o zaman Barbie. Gel bakalım buraya yanıma. Tamamdır. Tombiş, sen arkadan şarkı söyle o zaman. Kırmayalım Barbie şimdi. Çocuk o yani, heves etmiş demek ki. Aynen, zaten bir yere atmaz. Hadi dans et bakalım. Tamam, ediyorum. Size söylüyorum. O zaman dans edeyim bakalım. Tamam, ediyorum. Tamam, dans edeyim gümüşten. Yeni geldim bu işten. Bu işi size eriştiren benim adım Tombiş. Hop bir de hop bir de Tombiş. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oley. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oley. Tamamdır Tombiş, yeter artık ne olursun, tamam mı? Tamamdır. Bu kadar yeter. Hmm, ama benim artık çok uykum geldi. Hava da çok karardı. Valla benim de Gökçe, hiç film izleyecek halim dermanım kalmadı. En iyisi uyuyalım, ne dersin? İyi tamam, uyuyalım Barbie. Sen zaten uyudun. Neyse, ben de odama geçiyorum. Hadi Tombiş, kalk sen de uyu. Barbie'nin yanında yatma. Uyudular gerçekten. Barbie de uyudu. Neyse o zaman ben de içeri gidip uyuyayım bakalım. Çok yorucu bir gün. Uf, Tombiş usuruyor ya. Uyurken bile nasıl usurabiliyor anlamıyorum. Neyse bakalım, şöyle uyuyayım ben de. Ne oluyor ya Tombiş, ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun? Uyuyorum, görmüyor musun? Sus! Şey çalıyorum, davul. Ya Tombiş ya, Barbie nerede? Ne yapıyor? Allah'ım yarabbim, sabah sabah bu kadar ses çıkartma. Saat de çok geç olmuş. Barbie kalk hadi, dün çok geç uyuduk. Saat çok geç olmuş. Tombiş, niye yüzümü ısırdın Tombiş ya? Aç uydum. Ya Tombiş, bazen gerçekten küçük bir yaramaz çocuk gibi oluyorsun. Aman. Ya sen ne? Boş ver, tamam Tombiş, sen de yapma şöyle, Allah Allah ya. Neyse hadi bari. Kahvaltımı. Ama dün yemek yerken bütün ekmekleri bitirdik. Yumurta, sucuklu yumurta yap bana. Sucuk da kalmadı Tombiş, başka bir şey istesen olmuyor mu? Ay evet, şöyle güzel bir sucuklu yumurta mı yesek Gökçe, vallahi benim de canım çekti. İyi olur o zaman, markete gidelim Barbie, tamam mı? Hadi gel seninle biz ikimiz markete gidelim. Tombiş tamam dedim, anladım, çekmiş çorabının önünde. Çık, popomu yıkıyorum, çık kakanı yapsın. Tombiş saçmalama, kakanı burada poponu yıkayamazsın, çıkar dedim sana. Allah Allah, tuvalet ne diye var. Neyse hadi gel bakalım Barbie, biz seninle markete gidelim, tamam mı? Evet hadi gidelim o zaman, şöyle güzel bir sucuklu yumurta yaparız. Tamamdır bakalım, hadi şöyle gidelim bakalım. Oo, Gökçe geldi. Gökçe geldi. Oley oley. Gökçe lütfen benimle fotoğraf çekin. Hayır, benimle çekinecek. Neden sizinle fotoğraf çekineyim ben ya? Neden sizinle fotoğraf çekinecekmişim? Biz senin hayranınız. Hayran. Hayran. Gökçe bizimle fotoğraf ya, çekin. Ya ne hayranı? Neden bizim benim hayranımsınız? Durun lütfen. Neden hayranım oldunuz? Neden yani? Ya neden mi olacak? Çünkü senin dün TikTok attığın video 20 milyon izlendi. Biz senin artık hayranınız. Öyle değil mi çocuklar? Evet, hayranınız. Bu ne? Galiba patlamış da video. Tombiş, seni mahvedeceğim dedim sana. Seni mahvedeceğim. Hani yayınlamayacaktın? Tombiş, seni ben mi mahvedeceğim? Mahvedeceğim seni. Yayınlamayacağım dedin. Söz verdin bize. Ya Tombiş, biz şimdi ne yapacağız Gökçe? Bilmiyorum Barbie, bilmiyorum. Ama Tombiş, seni mahvedeceğim gerçekten. Sen de çık dışarı. Ne var? Gökçe abi, ne yapayım? Böyle ufak izleyeceğini bilmiyorum. Senin cezanı
20 milyon yiyeceğimmişmiş. Fenomen olacaktık. Bana dua etmeni ya, fenomen olmak isteyen kim ya? Allah Allah. Şimdi Gökçe'yle ben ajansı kurdum. Tombiş Çalışkan Ajansı'na hoş geldiniz. Şöyle yapıyoruz. Ben şimdi size sponsorluklar bağlayacağım. Size bir sürü reklam getireceğim. O 160'ı benim. Anlaştık mı? Hadi çıkalım. Tombiş, o zaman ilk sponsorluğum sensin. Seni satacağım, tamam mı? Gel buraya, seni mal edeceğim. Gökçe'yle yardım et. Bay beni dövüyor. Gel Tombiş, gel sana yardım edeyim. Gel şöyle gel, benim yanıma sığın. Gel seni mahvedeyim şöyle bir. Allah senin cezanı vermesin. Barbie, biz şimdi ne yapacağız? Kapıyı aç Gökçe lütfen. Kapıyı zorluyorlar. Kapıyı olamaz, kapının önünde dur. Tombiş sakın kapıyı açmalarına izin verme. Kapıyı aç. Biz ne yapacağız? Lütfen bir şeyler düşün. Dışarıda bir sürü insan bizi bekliyor. Lütfen fotoğraf. Ya lütfen. Gidin başımızdan, gidin lütfen. Bir şeyler düşünmemiz lazım. Gökçe bile kapıyı tutamıyorum. Çok zorluyorlar buna. Bir şey yapamayacağım. Ne yapalım biliyor musun? Sen sucuklayım atanı göstereceğim ben sana. Neyse. Şey diyecektim Barbie. Gürol'un belirli zırhları vardı. Gel onları giyelim, kostümleri giyelim. Kılık değiştirip markete gidelim. Böylece karnımızı da doyurabiliriz. Bence çok mantıklı bir fikir. Zırhlar nerede peki? Gel beni takip et Barbie. Allah senin cezanı vermesin Tomiş. Mahvettin bizi. Gel bakalım. Bak zırhlar işte burada. Şöyle ben tavuk olayım. Sen de sosis ol, tamam mı? Pembeleri yok muydu bunların Gökçe ya? Bunlar çok çirkin. Ay Barbie, şu an sana bir şey beğendiremeyeceğim gerçekten. Neyse hadi şöyle giyelim bakalım şöyle. Gerçekten çok komik duruyoruz. Sen bir de bana bak hep Tombiş yüzünden. Onu şöyle saçını başını bir yasayım ya, Tombiş'in tüylerini yolacağım şimdi. Dur Barbie, dur. Neyse hadi çıkalım. Böylece kılık değiştirdik, bizi göremezler. Beğendin mi Tombiş yaptığını? Yap. Tavuk. Gökçe'yle annem. Tombiş ne yapıyorsun? Isırmasana beni, sosis değilim ben. Çekil şuradan. Tombiş ne yapıyorsun? Allah seni ne yapmasın ya? Tanımaz. Kaydım. Tam bir yaramaz çocuksun gerçekten. Neyse Barbie hadi gel çıkalım. Böylece bizi fark etmezler. Gel şöyle sessizce çıkalım. Bunlar da kim beyler? Gökçe'yi gördünüz mü? Hey sosisli. Sosis adam, Gökçe'yi gördün mü? Umur evden çıktı, tamam mı? Yoklar onlar artık. Bu evi terk ettiler bu evde. Sadece biz yaşıyoruz. Hadi çıkın. İnanmayın. Beyler yalan atıyorlar. Evdeler. Evde. Gökçe bizimle fotoğraf çekin. Gökçe bizimle fotoğraf çekin. Gökçe. Evet gel hızlıca markete girelim. Aynen. Hadi gel bakalım, girelim şöyle. Hızlıca alalım Barbie, tamam mı? Tamam ben şeyimi alıyorum. Barbie bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Şeytan geldi. Şeytan adam. Dur. Adam. Marketçi abi dur. Bak benim Gökçe. Sus lütfen, bağırma. Barbie, bu Gökçe ne oldu size böyle? Evet ben de Barbie'yim, marketçi abi, korkma bizden. Tombiş başımıza büyük dert açtı. Anlatsana Gökçe. Anlatıyorum. Tombiş bizi dün TikTok'a koydu. Videomuz patlamış. Bir sürü hayranımız oldu. Dışarı bile çıkamıyoruz. Karnımız çok aç. Çok mu komik? Ama çok komik görünüyorsun. Neyse hadi. Çok tanımayın. Takın kafanıza şunları. Aynen. Hadi gel Barbie, tak tekrardan. Şöyle ben de takayım bakalım. İşte tamamdır. Hadi Barbie, eksiklerimizi al hemen. Tamam ben almaya başladım. Sonra da hemen çıkalım. Şunu yesem, çok acıktım. Barbie şimdi yemek yeme sırası mı? Neyse ben de şu ekmeği falan alayım. Şuradan da şunları alalım. Sucuk da almayı unutma Barbie. Tamam aldım. Hadi paralarını öde de gidelim. Tamam ödüyorum. Borcum ne kadar abi? Borcun şu anlık vermesin olur. Sonra getir. Çok komik görünüyorsun gerçekten. İyi tamam. Hadi gel Barbie, gidelim bakalım. Zaten böyle gözükmüyoruz. Gel şuraya. Tamam geldim Gökçe. Şunlara bak ya. Hepsi bizimle fotoğraf çekinmek istiyor gerçekten. Sus Barbie, belli olacak. Sus dedim sana. Tamamdır hadi gel girelim bakalım. Şöyle sus, sessiz ol. Hadi gel bakalım. Bizi fark etmediler bile. Barbie bu. Barbie bizimle fotoğraf çekin. Gel buraya, yakaladım seni. Yakaladım seni, gidemezsin. Yakaladım, gidemezsin. Bırak lütfen, bırak dedim. Gökçe'nin de maskesi düştü. Olamaz Barbie. Bırak dedim. Çık lan. Koş Barbie, koş dedim. Koş gir içeri. Girdim. Kapat kapıyı, kapat. Önünde dur. Önünde dur Tombiş, sen ağırsın. Kilolusun ya. Kapıyı açın. Bu böyle olmayacak, tamam mı? Ben eski özgürlüğüme geri kavuşmak istiyorum. Ben deli doktorun yanına gideceğim. Bize bir iksir versin. Kurtarsın bizi bu durumdan. Kapıyı açın. Evet bence de kurtarmalı. Gerçekten ne yapacağız Gökçe? Deli doktora gitmek en mantıklısı bence de. Tabii ki en mantıklısı. Hadi gel bakalım. Tombiş sen burada dur. Koydum. Tamam iyi yaptın.
yaptın. Şimdi bizi git arka bahçeden çıkart tekrardan, tamam mı Tombiş? İyi, hadi gelin gidiyoruz bakalım. Oo, başımıza ne dertler açtın. Hadi gel bakalım şuradan sessizce İteği çıkmayı başaralım. İteği benim ne gülle takmış, gülle takmış. Ya bir de şarkı söylüyor utanmaz ya. Sen mi utanmazsın gerçekten? Tamam, şuradan şöyle sessizce gidebiliriz. Barbie gel şimdi yanıma. Şöyle şuradan, şöyle şuradan da koş. Aa, buradan çıkamadım. Şunu kazıyım, şunu kazıyım şöyle hızlıca. Tamamdır. Şimdi buradan şöyle Koçum, çıkıyorum. Hocam ben de gözükler şöyle. Bir şey tamam, çıkamadım tamam, ya. Dedim tamam dur. İşte tamam. Yaşasın. Hadi gel bakalım buraya Barbie, koş dedim sana. Tamam tamam geldim. Hadi gel bakalım Gökçe. Uf, mahvolduk gerçekten, mahvolduk. Şöyle girelim bakalım. Hadi gelin bakalım içeri. Gökçe beni gidelim. Tombiş eve git sen dedim sana. Git kafayı tut tamam mı? Evin içine girip evi yağmalayacaklar. İyi tamam, hadi gidiyorum ben. İyi tamam, hadi gel Barbie, biz de içeri girelim. Gel bakalım şöyle. Deli doktor. Ne oldu Gökçe? Söyleyin. Aa, deli doktor, yardımına ihtiyacım var. Lütfen bize yardım et. Barbie ile başımız çok büyük dertte. Bir dakika, ne oldu söyleyin bakalım. Sizin bu kostümünüz de böyle çok komiksiniz. Oo, sus deli doktor, sus. Bir de sen dalga geçme, hiç uğraşamam. Deli doktor, başımıza şu geldi. Dün Tomiş bizim TikTok videomuzu çekti. Yayınlamış yani akılsız. Sonra da herkes bizim hayranımız oldu. Herkes bizden nefret etsin. Bize öyle bir iksir ver ki nefret etsinler. Aslında nefret etme değil de yenileme iksiri atabilirim size isterseniz. Yani yaptığınız bütün bir gün içindeki her şey yenilenecek. En baştan başlayacaksınız gibi düşünün. Yani herkes sizi unutacak. Çok mantıklı. Hadi deli doktor lütfen bize ver şu iksiri. Peki videoyu kaç saat önce yayınladı? Söyleyeyim bakalım. Yani 24 saat olmadı daha. Dün gece yayınladı. Tamam çok güzel. O zaman bu iksir işinize yarayabilir. Şöyle burada olacaktı. İşte evet, bu yaşasın. Başardık Gökçe. Şimdi geçin karşınıza. Karşıya geçin. Şöyle tahtaya doğru tamam. Geçin bakalım. Geçtim geçin. Geçtim. Şöyle ben de geçeyim. Ben de geçtim. Hadi yap. Açıyorum. Hop şöyle. Alın bakalım. Oldu mu? İşe yaradı mı şimdi? Evet, artık yenilendiniz. Görmüş olduğunuz gibi birazdan zaten etkisini gösterir zaten, merak etmeyin. Yani erkek artık hayranlarımızın yanından geçebiliriz değil mi? Artık hayranımız değil, başımız dertte değil. Evet, hadi. Tamam deli doktor, beni vuruyorsun. Koş Barbie koş hadi. Kostümünü de çıkart da denemiş olalım, tamam mı? Hadi ben de şöyle çıkartayım. Arkadaşlar umarım işe yaramıştır. Şunları da çıkarttım. Yaşasın. Koş Barbie. Umarım bizden artık etkilenmiyordur kimse. Gel bakalım şöyle yanlarından geçelim. Ay çok korkmaya başladım ben şimdiden. Ben de umarım yine tutmaya çalışmazlar kolumu. Merhabalar hayranlarım. Nasılsınız bakalım? Ne diyorsun be sen? Ne hayran? Neden bahsediyorsun sen? Siz bizim hayranımız değil misiniz yani? Fotoğraf çekilmek istemiyor musunuz? Yani giderim köpeğin hayranı olurum. Sizin hayranınız olmam. Şu tipe bakın. Tipe bak çay demle. Terbiyesiz. Allah Allah ya. Tipe bak çay demle. Bir kere benden güzelini mi bulacaksınız akılsızlar ya? Neyse Gökçe hadi gel girelim evin içine. Sizden de kurtulmamız çok iyi oldu. Bunlar ne saçmalıyor beyler ya? Beyler bunlar ne saçmalıyor ya? Valla ne bileyim kardeşim gerçekten. Ne saçmalılarsa aman. Hadi gelin beyler gidelim, biz niye buradaysak. Evet niye benim evimin önündesiniz, hadi gidin bakalım. Oh be, işe yaradı. Barbie kurtulduk sonunda, yaşasın. Barbie Ken saçmalamayın, biz sizin en yakın arkadaşlarınızız. Ne olur çıkartın bizi bu hapishaneden. Hayır suçunuz çok büyük, tamam mı? Hep Tombiş yüzünden. Tombiş gelip bana yürüdü. Hapishanede cezasını çekeceksiniz, tamam mı? Çekeceksiniz bunun cezasını. Aynen öyle, buradan çıkış yok. Hadi şimdi sıra. Bu X-ray'den geçeceksin. Üstünüze bir şey var mı ölçeceğim? Gökçe 1 sen, Duro 2, Tombiş de 3. Hadi. Benim üstümde hiçbir şey yok bir kere. Merak etme bak, kazma var bende, hadi gel sen geç. Tamam tamam Gürol, geçtim ben, tamam mı? Bakın tertemizim, onlar da tertemiz. Hadi bakalım gelin Gürol yanıma, geçmenize gerek hayır, yok. Hayır, onlar da geçecek. Hadi Gürol geç bakalım. Of ya, iyi tamam hadi geçiyorum o zaman. Hele şöyle bir şey çıksın geçtim. İçinden. Çıktı Ken, görüyor musun? Çıktı işte Gürol, ver seni şunu, ver şunu. Hayır bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Ver dedim sana, ver yoksa ömür boyu burada durursunuz. Gökçe'yi ayrı hapishaneye yatırıp görürsün, göremezsin bir daha. Tamam ver of şunu ya, ver şunu. Al kazmaydı. Bir daha geç. İyi tamam al geçtim bak. Hop bir şey yok gördün mü? Bak bir şey yok. Tamamdır güzel, sıra şimdi Tombiş'te. Şimdi git konuş çocuğunla. Geç bakalım buradan. Gel bakalım şuraya şeytan. Tamam aşkım. Pembe şeytan. Mekitme aşkım akşam hala şeydi hocam. Minnoşum. Ettim seni. Tombiş sen niye hırsız çocuksun? Geçsene şuradan. Allah Allah. Geç şuradan. Ver şu telefonu. Dertte. Şu telefonu ver bakayım bana. Ver şu telefonu. Allah Allah. Hem bak hapishane gelmiş hem de bir de burada bunda mı geziyorsun sen? Ulan var ya akıllanacaksınız. Hepiniz akıllanacaksınız oğlum. Geç bakalım bir kez daha sen içeriden şöyle. Geç bakalım. Ha güzel. Tamam şimdi artık hiçbir hapishanesine. Şey yok. Herkes hapishanesine çıksın. Yemek saati gelene kadar orada duracaksınız Gökçe. Cezanızı çekeceksiniz. Of ya olamaz ya olamaz. İyi tamam girdim işte.
Ya ben ne yapacağım bu hapishanede ömür boyu? Ya çıkartın bizi Barbie'ler şuradan. En azından siz çıkartın, olmaz mı? Ne olursunuz ya. Of ya, ben ne yapacağım burada? Şuralarda bir şey yok mu? Of, hiçbir şey yok gerçekten burada ya. Çok acıktım zaten. Yok canım, efendim acıktım. Hamburger var mı? Hmm, var, yanına da şey istersin. Lahmacun vereyim sana istersen. Allah'ım senin yüzünden başımız dertte. Vallahi var, yok. Şöyle boy bir limon çıkayım, lahmacun yiyeyim Gökçe abine. Canım çok şu çocuğu sustur. Yoksa vallahi ben bunu şehirli olacağım. Allah'ım sus! Ya. Stop it, sus! Çıkart beni buradan ne olursun. Ben bir şey yapmadım. Bizim hiçbir suçumuz yok. Sus dedim sana, tamam mı? Neyse, yemek saati geldi. Açın diğer Barbie'ler kapıyı, yemeklerini yesinler. Hadi yemek vakti, çıkın bakalım. Oh be, sonunda en azından bunu yaptılar gerçekten. Oh, neyse hadi gel bakalım. Karnım gerçekten de çok acıkmıştı Gökçe, biliyor musun? Benim de çok acıktı. Merhaba, ben bir tane sandviç alabilir miyim rica etsem? Aynen. Bir de yanında da size patatesli atması vereyim mi? Hoşunuza gider mi? Gayet gider valla. Ben izlemesi bana çok zor. Bir de kola var mı abi, kola? Ulan siz burayı açık restoran mı zannettiniz? Önünüze ne varsa onu yiyeceksiniz. Bunlar kaldı. Alın ya, bakalım şunları. Ama ben tatlı yemek istemiyorum. Hamburger. Hamburgeri ben yiyeceğim. Çekil şuradan, çekil dedim. Ya çekil. Ya çekil. Ben yiyeceğim. Ben yiyeceğim. Ya. Hamburger'e dokunan olursa onun yüzüne otururum. Sinir ediyorsunuz beni. Tamam ya, ben bunu yerim. Allah'ım ya Rabbim ya. Merhaba. Şuraya oturabilir miyim rica etsem? Ya da yok, buraya oturayım ben. Ben sizinle falan oturmayacağım. Hep sizin yüzünüzden geliyor bunlar başımıza. Ya niye başınıza. Allah Allah, oturmayacağım işte sizinle. Gidin başımdan. Hep sizin yüzünüzden burada bu haldeyim ya, zaten. Ben de buraya oturacağım. Gökçe, bana ne yiyeceğim ben bunu? Ne halim varsa gör. Ben yiyeceğim şu tatlı bir yudum alayım ya. Bana bak duvarı. Ya çekil şuradan. Deli misin sen ya? Hadi çekil bakalım şuradan. Yes bak oğlum. Vallahi yüzünü osuruyorum senin. Hey yüzümü osuruyorlar. Barbie'ler bir şey yapın. Bu çocuk yüzümü osuruyor. Ne yapıyorsunuz? Bırakın, ne yapıyorsunuz? Çekil şuradan. Çekil şuradan. Tamam çıktık işte ya, ne istiyorsun? Allah'ım ya Rabbim. Tomiş, başımızı daha fazla derde sokma lütfen. Gökçe gel gel. Benim aklıma bir tane fikir geldi. Buradan kaçmayı deneyebiliriz aslında. Kaçmayı mı? Ama nasıl başaracağız Gürol bunu? Yardım edin, yardım edin. Yemeğimi yiyor. Ya bıraksana. Ama cezanı vermesin. Bırak insanların yemeğini ya. Of, daha fazla nasıl göze batabiliriz acaba? Gürol, nasıl Gökçe çıkacağız buradan? Burası çok güvenli. Ne yapacağız biliyor musun? Şimdi bak, tuvalette illaki bir gider vardır. O giderden belki kaçabiliriz. Ne diyorsun? Aslında olabilir. Çok mantıklı. O zaman tuvalete nasıl gideceğiz ki? Tomiş altına kakasını yapıyormuş gibi yapsın. Zaten Tombiş yapar. Her dakika kaka yapıyor zaten. Söyle Tombiş'e. Tombiş kaka yap. Kaka yap. Hadi hemen hızlıca kaka yap dedim sana. Niye? Sen bana kızıyorsun. Yapamam. Ya yap dedim. Tombiş sana kaka yap dedim. Olmaz, kızmayacağım. Olmaz. Yapamam. Kızıyorsun. Tombiş yapsana şu kakanı. Söyle Allah'ım. Söyle. Tamam, söz kızmayacağım. Hadi kaka yap. Tamam. İğrenç gerçekten. Olamaz. Çocuğum altına kakasını yaptı. Buralar kokmadan hemen temizlemem lazım. Allah belanı versin. Bu ne böyle? Ben en iyisi bunu tuvalete götüreyim. Olur mu Barbie? Lütfen. Hadi hızlı. Leş gibi korktu. Allah cezayı. Gürol, sen de şu kakaları temizle. Tamamdır Barbie efendim. Hemen hadi temizliyorum. Hadi. Gel bakalım Tombiş senin. Gel gel. Şeyini temizleyeyim. Gel bakalım poponu temizleyeyim. Gelsene Tombiş. Hadi gel bakalım Tombiş'im buraya. Tamamdır, gel bakalım Gökçe şöyle. Gökçe abla düzgün. Bak çok kaka yaptım. Ya, nesin nesinden bahsediyorsun ya? Biz kaçmak için buradayız. Allah Allah, senin poponu yıkamak için gelmedim buraya. Taktik yapıyoruz yani. Taktik yapıyoruz Tombiş. Evet ama buralarda bir şey olması gerekiyor. İşte burada bir gider var gibi gözüküyor. Gökçe abla babamı yıka. Çok kaka oldu ama. Of Tombiş. Of, al tamam, gel bakalım buraya şöyle şıp 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 şıp. Tamam şıp, temizlendi şıp, tamam şıp, mı? Şıp. Tamam Tombiş. Tamam. Gider neresi acaba? Sanırım gider burası ama burayı kıramıyorum. Dolapların içinde umarım bir şey vardır. Gökçe abla saçını çok derdi, bir de saçlarımı yıkasana, kafamı yıka. Tombiş sus, kafanı keseceğim şimdi, yapma artık, sus lütfen ya, kafanı var ya, ne yapacağım senin? Allah'ım yarabbim ya. Neyse şimdi burası olmaz. Burada da yok, hiçbir yerde bir şey yok. Tombiş bir şeyler ara lütfen. İhtiyacımız olan şey burada olabilir. Ya bakıyorum işte, ne bileyim ben. Hadi hızlı. Geliyoruz geliyoruz hemen. Ay Tombiş yine mi altına kaka yaptın valla? Yaptım. Tamam Tombiş, ben burada bir makas buldum. Şimdi sen ne yap biliyor musun? Burada konuş böyle, burada olduğumuzu belirt. Ben şimdi burayı kırıp giderden tamam. Çıkacağım tamam, tamam mı? Tamam. Tamam, birinin şarkı söylüyorum. Tamam hadi söyle. Eteğim elinde gülle takmış, gülle takmış. Tamam Tombiş, onun şarkısını söylüyorum. Arkadaşlar şimdi buradan çıkmam gerekiyor. İlle de güzel, ille de güzel. Birine yerinem ama. Ya Tombiş sus artık, tamam ya. Allah Allah. Nasıl dedim, yoksa sizi de gelip döverim. Tamam ya o şarkı. Allah, yine altıma kaka yaptım Gökçe. Tombiş ya valla çok kaka yapıyorsun sen. Oh be.
Arkadaşlar bizim hemen buradan kurtulmamız lazım. Zırh odasına gelmeyi başardım. Şimdi şuradaki zırhları giyelim bakalım. Hadi ya, buradan... ya abla dur. Yine kaka yaptım. İnden ya dur ya. Ya yine kakasını yaptı. Kusura bakmayın, hemen çıkıyoruz. Oo, olamaz. Şöyle giydim. Tamamdır arkadaşlar, bakalım şimdi buradaki malzemeleri de aldıktan sonra acaba buralarda bir şey var mı? Aa, yaşasın, silah buldum. İşte bu. Şimdi silahı şöyle alayım. Başka bir şeyler var mı acaba? Aa, burada da bunlar var. Yaşasın. Tamamdır. Artık Barbie'leri öldürüp buradan kaçabileceğiz. Arkadaşlar burada yaşanmaz gerçekten. Çok tehlikeli bir yer burası. Aa, işte bu. Tamamdır. Şimdi buradan İçeri geliyorum. Gerekiyor. İçeri geliyorum. Aa, olamaz. Geliyorlar. Arkadaşlar çıkış kapısı lazerlerle dolu. Buradan nasıl çıkacağız biz? Olamaz. İnerdim kaka yaptım. Ay, olamaz. Aa, tamam ben hazırım. Aa, hepinizi mahvedeceğim. Gelin bakalım dedim size buraya. Hadi al bakalım Barbie. Al dedim. Al dedim sana, sen de al bakalım. Hepinizi mahvedeceğim. Aa, kaçıyorlar. Tutun şunları, tutun şunları. Tutun dedim size. Vurma. Ken vurma bana, vurma. Gel lan buraya, sen nasıl kaçarsın bizim hapishanemizden? Gel buraya, seni mahvedeceğim Gökçe, seni mahvedeceğim, tamam mı? Gel buraya Tombi, sizi mahvedeceğim. Hiçbir şey yapamayacaksın. Al dedim sana, al dedim sana. Al dedim sana. Tamam, bunun da işini bitirmem gerekiyor. Gökçe, Barbie'ler bana vuruyor, Barbie'ler vuruyor. Ken, git başımdan. Seni şimdi buz lazerimle mahvedeceğim. Al bakalım buraya, dondu. Şimdi bir daha dön. Şimdi de ateşte yan bakalım. Oh, bunu da işini bitirdim. Barbie, Barbie vur. Tamam, vuracağım, vuracağım. Gel bakalım dedim sen de buraya. Gel dedim sana. Bu Barbie'ler hapishanesi çok olmaya başladı. Al dedim sana, al dedim sana. Al sen de. Oh be. Gürol, bitti mi hepsi? Başardık evet, mı? Evet, hepsini öldürdük. Hadi buradan kaçalım artık. Gökçe, gözünü seveyim. Çok sıkıldı. Çok mu sıkıldın ya? Ciddi misin sen? Ben burada çok eğleniyordum zaten. Allah'ım yarabbim. Gökçe abla dur. Ne oldu? Bir saniye giriyorum seni. Bir dakika dur. Ne oldu? Ne oldu? Ne yapıyorsun? Tombiş, kaçmamız lazım. Sen niye böyle bir çocuksun gerçekten? Ben seni anlamıyorum artık. Ya resmen osurumla ritim yapıyorsun Tombiş ya, ritim yapıyorsun. Şarkı yapıyor adam, adam şarkı yapıyor, kafa yiyeceğim ya. Hadi artık buradan kaçalım. Yok, kaçacağız ama bir sorunumuz daha var. Maalesef çıkış kapısı lazerle kaplı. Bak buraya, görüyor musun burayı? Hani bakayım. Allah! Biz buradan çıkacağız Gökçe. Nasıl çözeceğimizi ben de bilmiyorum. Burada bir tane oda var. Ne buldum? Ne buldun? Ha, ne buldun Tombiş? Ya Tombiş, ben de kapı çıkışı için bir şey buldun sandım. Dur ya, dur, vurma bir ya. Akşam benim randevum var Gökçe abla. Akşam bir tane kızla buluşacağım. Hadi Meriç. Öyle mi? Zaten Barbie başımıza dert eden sensin. Akşam odanda sadece ders çalışacaksın, tamam mı? Ders çalışacaksın. Hayır, buluşacağım kızla. Buluşmayacaksın. Bir yer mi buldun? Orası da neresi Gürol? Evet, evet. Gelsene bir yer buldum burada Gökçe. Gel bir bak bir içeri. Bakıyorum. Burada bilgisayarlar var. Lazer falan yazıyor Gürol burada. Lazeri kapatmamıza yardımcı olabilir mi acaba? Evet, galiba lazerleri kapatacağız. Gökçe abla dur. Şöyle iki tane bir oyun oynayacağım. Bekle. Of, çok güzel oyunlar var vallahi, bilgisayarlar. Ne oyunundan bahsediyorsun? Bizim buradan çıkmamız gerekiyor diyorum. Sen oyun diyorsun. Ne oyun oynayayım Gökçe abla, dün ya. Tombiş, saçmalama bak, bir şeyleri bozacaksın, hiç çıkamayacağız buradan. Tamamdır, ben gerekli kodlamaları yazacağım bakalım. Şöyle lazer kapanması gerekiyor. Lazer Gökçe, kapatması. Gökçe lazer biri kapat. Lazer bir var mı lazer orada? Lazer bir, evet var Gürol, görüyorum. Lazer kapat bir, evet kapatıyorum. Kapandı mı? Kapandı. Kapandı, birisi kapandı. Tamam. Geri kaldı 3 tane. 4 tane hatta, 4 tane kaldı. 4 tane de kapat, tamam mı? Lazer 2 kapanıyor, aktifleşiyor. Kapandı mı Gürol? Evet, kapandı. Tamam, şimdi lazer 3'ü deniyorum. Lazer 3 kapandı mı Gürol? Lazer 3 de kapandı. Son 2 tane kaldı. Hadi. Lazer 4 kapandı mı? Onu da kapattım. Şimdi 2 dakika. WhatsApp'tan kız arkadaşım mesaj atacağım. Dur, beni merak etti ya. Telefon şarjı bitti. Tombiş, çekil dedim sana, şuradan bilgisayarı da kırdın. Allah cezanı vermesin. Kaç Gökçe, tane hadi, kaldı? Kaç kaldı Gürol? Lazer kaçtayız? 2 tane kaldı. Tamam, lazer 4 de kapandı. Tamam, en son bir tane kaldı. O da 5. tamam, olan yani. Lazer 5 de kapatıyorum. Alarm! Olamaz! Alarmlar çalıyor. Hepsi kapandı. Yaşasın, kapatılması başardık. Lazım şimdi. Açılmıyor Gürol, açılmıyor. Bir şey yapın. Hayır, olamaz. Oradan git bir de kapı açma şifresini bir şey yaz hadi. Of, tamam deniyorum. Kapı açma, kapı açılsın. Hadi et bakalım. Oldu mu Gürol? Açıldı. Koş. Açıldı mı? Tamam, geliyorum hemen. Şöyle bakalım. Yaşasın. İşte bu. Başardık Gürol. Başardık.
Çektik buradan çektik. Barbie ile Ken hapishaneden kurtuldum sonunda. Kurtulduk gerçekten. Ama Tombiş bir daha başımızı böyle derde sokacak mısın acaba? Buradan trene bineceğiz. Ya ben bak ya. Ben adamın bilgisayarını çaldım. Bilgisayar çalmış hapishaneden. Görüyor musun? Bak ya şuna bak ya. Vallahi bak ya. Seniz de Tombiş hepsi. Tamamdır ben treni çağırıyorum. Gelir herhalde. Kaç dakikaya gelir sence Gürol? Ben içeri bakayım içeride yazıyordu. 3 dakika diyor, 3 dakikaya gelecekmiş Gökçe. Tamamdır, 3 dakikaya gelir o zaman. Neyse bakalım canım ailem. Bizler de bugünkü maceramızın sonuna geldik arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Tomiş bugün başımızı belaya soktu. Neyse ki maceramızın sonuna geldik ve hapishaneden kurtulmayı başardık arkadaşlar. Çok başarılıyız. Ve arkadaşlar sizler de isimlerinizi söylememi istiyorsanız hadi bakalım bu videonun altına en çok ismini yazan 10 kişinin ismini bir sonraki videomda okuyacağım. Ve şu anda ekranda 2 tane video çıktı. Hadi bakalım kanalımıza abone oluyoruz. Videoya bol bol like atıyoruz sizleri. Çok sevdiğimde sakın unutmayın. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz be. Bye bye.